Hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Üniversite öğrencilerinin yaptıkları eylemlere polisin müdahalesi, daha sonra Ankara'da, İstanbul'daki olaylar, Ankara'daki olaylar derken gündem bir anda geçen hafta bu konuya endekslenmişti. Bu konuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerine de damgasını yine bu olaylar vurdu. Biz bu akşam Tarafsız Bölge'de bu olaylardan hareket ederek 68 kuşağını tartışacağız. Çünkü buradaki olaylara sert tepki gösteren iktidar çevreleri 68'i hatırlattılar. 68 olaylarını hatırlattılar. Öğrenci olaylarını hatırlattılar. Ve o olaylarla ilinti kurdular, bağlantı kurdular. Acaba ne kadar benziyor? Benziyor mu, benzemiyor mu? 68 neydi, değildi? Bunu konuşacağız. Ne değildi, bunu konuşacağız bu akşam Tarafsız Bölge'de. Konuklarımızı hemen tanıtmak istiyorum sizlere. Ataol Behramoğlu bizlerle. Şair, yazar Ataol Behramoğlu'na hoş geldiniz diyoruz. Merhaba Ataol Bey. Bir başka konuğumuz Sönmez Targan, 68'ler Vakfı Başkanı kendisi. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Sönmez Bey, merhaba. Genç Siviller Hareketi'nden, o ekipten bir arkadaşımız bizlerle, Erkan Şen. Hoş geldiniz Erkan Şen, merhaba. Ankara stüdyomuzda ise iki değerli konuğumuz var. Sayın Hasan Celal Güzel ve Sayın Mustafa Çalık. Ben her iki konuğumuza da merhaba diyorum. Sayın Güzel, hoş geldiniz, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Mustafa Bey, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhaba. Sağ olun, iyi akşamlar. Tartışmaya geçeceğiz ama önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde bu konu liderlerin yaptıkları konuşmaya nasıl yansıdı? Ona bakalım bir. Üniversitelerdeki olayların kontrolden çıkarak kitlesel çatışmalara dönüşmesi hiçbirimizin altından kalkamayacağı büyük bir felaket olacaktır. Öte yandan muhalefet partilerinin de bu konuda sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Bu bakımdan son yaşanan protesto gösterilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması ve ana muhalefet partisinin buna aracılık etmesinin bu sorumlulukla örtüşmediğini bu vesileyle hatırlatmak isterim. Üniversite öğrencilerini suçladı. Onlar illegal kişiler dedi. İllegal örgütler. Ben merak ediyorum. Sayın Başbakan, siz başbakan değil misiniz? Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet İstihbaratı, Jandarma İstihbaratı size bağlı değil mi? İllegal bir örgütü yürürken görüp de önlem almamak mümkün mü? Tutarsınız, yargıya çıkarırsınız. Belgelerini koyarsınız, illegaldir dersiniz. Yok öyle bir şey, hepsi serbest. Yedikleri dayak da kaldılar. Biz polisimizi hiçbir zaman, hiçbir yerde kimseye ezdirmedik, ezdirmeyiz. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Şunu bilmenizi istiyorum. Lütfen biz illegal örgüt mensupları derken kusura bakmayın, kuru kuruya atmıyoruz. Hepsinin belgeleri var. Hepsinin vesikası var. Nerede olduğunu sen çok iyi bilirsin onların. Çok iyi bilirsin. Araştırırsan onları da öğreneceksin zaten. Sadece o çocuklar yok bu ülkede. Bu ülkede evelallah milyonlarca bizim yavrumuz var, milyonlarca öğrencimiz var. Biz öğrencilerimizin hepsini başımız gözümüz üstünde taşıdık, taşıyoruz. Elinde taş, molotof kokteyl, yumurtayla geleni değil. Geleni değil. 68 ile bugün arasında bir irtibat, bir bağlantı kurulabilir mi, kurulamaz mı? Bu konuyu konuşacağız. 68 hareketini konuşacağız ama önce Başbakan'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Devlet Bahçeli'nin bu konuyla ilgili olarak, öğrenci olayları ile ilgili olarak söyledikleri sözleri biraz değerlendirelim istiyorum. Ataol Bey, ne diyorsunuz? Başbakanın bu sözlerini dinlerken, duyarken, şeyde de izledim tabii, haberlerde de çok canım sıkılıyor. Neden? Derler ki hani kimyası bozuluyor insanın. Çünkü böyle olmaz. Bana göre iki gün önceki bir dünkü programda da söyledim. Kardeşim İdris Akyüz'ün yönettiği programda, Sky TV'de. Yani bir ülkenin başbakanı böyle konuşmaz. Bu tarzda hiç konuşmaz. Yani polisimi ezdirmem. Polisi kimse zaten ezemez ki. Nasıl ezecek polisi? Silahlı kuvvet nasıl ezecek yani polisi? Ama 30 tane öğrenciyi ezdirir. İllegal belgeler varmış. Çıkar diyor ortaya Kemal Kılıçdaroğlu. Neymiş illegal belge?
Yani Bay Kuzu'ya, Profesör Burhan Kuzu'ya yumurta atan çocuklar illegal örgüt mensubu mu? Sen bilirsin diyor. Yine Silivri'ye atıfta bulunuyor. Yani bu olmayacak bir şey. Bu olmayacak bir şey. Bir ülkenin başbakanının bu şekilde konuşmaya hakkı yoktur. Ne polis hakkında ne öğrenciler hakkında ve üstelik de ayırarak milyonlarca öğrenci var filan diye. Bu korkunç bir demagojidir. Son derece yakışıksızdır. Yani başka ne söyleyeyim Allah aşkına. Sayın Güzel, Hasan Celal Güzel. Siz ne diyorsunuz efendim? Ben Sayın Bahçeli'nin tavrını doğru buluyorum. Gerçekten de bu hareketleri meclise bir istismar vasıtası olarak taşımak yanlıştır. Diğer taraftan Sayın Başbakan'ın da polisi ezdirmem lafını ben başka türlü anlıyorum. Çünkü 1960'lı yılları hepimiz yaşadık. O zaman polis kötü kişiydi. Hele 27 Mayıs'tan sonra ezilen bir grup haline gelmiştir. Her türlü kötülüğün altında faşist polis diye nitelendirilen polis aranırdı. Polis görevini yaptığı takdirde elbette onun hakkını yememek lazım. Ama gayet tabii Atal Bey de şu bakımdan haklı. Sadece polis açısından değil, öğrenci açısından da meseleyi düşünmek zorundayız. Öğrenciyi de ezdirmemek gayet tabii lazımdır. Dolayısıyla ben o günkü hadiseler çerçevesinde incelendiğinde bu söylenen üç lafın çok yeterli olduğu kanaatinde değilim. Buna biraz daha derinlemesine girmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Gireceğiz derinlemesine zaten biraz 68'de konuşurken. Sönmez Bey siz ne diyorsunuz? Ben şuna katılmıyorum. Ne Sayın Devlet Bahçeli'nin ne de Sayın Başbakan'ın bu meclisteki konuşmalarına katılmıyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri hep yapılan devrimci girişimler, hak aramalar hep illegal örgüt olarak nitelenir. Bir defa bunu bu söylemi ortadan kaldıralım. Bu yanlış bir söylemdir. İkincisi meclise taşınır, her türlü olay taşınır meclise. Meclis sorunların çözüm arandığı yerdir. Çözüm üretildiği yerdir. Meclise taşımayacaklar, nereye taşıyacak? Amerika mı taşısın yani, onu mu istiyorlar? Şimdi böyle, şeye böyle baktığımız zaman her gençlik eyleminin arkasında, her gençlik hareketinin arkasında mutlaka bir illegal örgüt vardır söylemi bu devletin resmi söylemidir. Başbakan olmadan evvel herkes aynı davranışta oluyor ama o koltuğa oturduktan sonra hemen şeylerin, söylemlerin niteliği de değişiyor. Birincisi o. İkincisi bu gençlerin hak arama şeyle taleplerine bakmak gerekir. Yani bu olaylar neden oluyor? Bu olayları yaratan nedenlerin gerisinde hangi talepler yatıyor? Buna bakmak gerekir. Eğer bu talepler haklı taleplerse bu taleplere sahip çıkılır. Bu tümüyle başbakan dediği gibi reddedilmez. Bakarsın, incelersin. Bu taleplerin olabilirliğini, olamazlığını bir yanıt verirsin. Başbakanın yapması gereken o gençleri ikna edecek akıllı yanıtlar üretmek, akıllı yanıtlar vermektir. Yine bir başka bağlamda benim polisim senin polisin diye bir şey yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi bu. Ben polisimi ezdirmem. Senin babayın malı mı polis? Böyle saçma sapan bir ifade olabilir mi? Diğer taraftan baktığınız zaman hiçbir demokratik ülkede, özellikle altını çiziyorum, demokratik ülkede bir polis böyle davranamaz. Ortada bir saldırı yok. Bir istek var. Bir görüşme talebi var. Sen bunu kalkıp da sopayla, zorla, şiddetle şey edeceksin. Bir kızı, hamile bir kızı, çocuğunu düşürteceksin. Öbür tarafta bir, yine bugün bir günlük gazetede yer almıştı, yanlış şey biliyorsam. Polis otosuna alınan bir çocuğun gözü moraltırmış, burun kemiği kırılmış. Böyle bir anlayış olur mu? Zaten o genç senin elinde, niye dövüyorsun arabanın içerisinde? Götürürsün savcılığa, verirsin. Savcılık gereken araştırmayı, soruşturmayı yapar. Mahkemeye çıkartır. Varsa cezası, cezasını hukuki yoldan arar. Burada yani meseleyi polisiyel bir vaka olarak sunmak, ondan sonra da arkasından getirip de bunu benim polisim deyip nitelemek, betimlemek bana göre son derece yanlış. Hele bir başbakana, her türlü sorumluluğu üstlenmiş olan bir kişiye böyle davranmak, böyle konuşmak hiç yakıştıramıyorum. Sayın Atol Behramoğlu'nun da vurguladığı gibi gerçekten bir başbakan açısından çok büyük bir tarihsizliktir. Mustafa Çalık. İyi akşamlar diliyorum herkese. Görüldüğü gibi bu stüdyoda da yaşımız ne olursa olsun, yaşımız başımız ne olursa olsun, derhal Türkiye'deki temel bölünmelere, temel politik bölünmelere tekabül eden bir
bir manzara sergileyiverdik alelacele. Ben de Ataol Bey'e ve biraz evvel konuşan Sayın Sönmez Targan'a katılmıyorum. Ama şunu söylemek istiyorum önce. Doğrusu bu programda Sayın Başbakan'a mı hak veriyorsunuz yoksa Sayın Kılıçdaroğlu'na mı, evet, Sayın Devlet Bahçeli'ye mi? Ben bu suallerin, böyle bir sualin cevabını tartışmayı doğru, çok doğru bulmuyorum. Biz buraya geldik, bu partilerin hiçbirimiz üyesi değiliz, sorumlusu değiliz, onlardan sorumlu değiliz. Onların vekaletini falan da almadık. Dolayısıyla lehinde aleyhinde bir şey söylemek, bir fikri konuşacağız elbette. Ama önce uygun görürseniz kendi düşüncelerimizi söyleyelim. İstanbul'da bir protesto eylemi olmuş. Polisin aşırı şiddet kullandığı bir vaka var. Daha sonra bu sirayet etmiş Ankara'ya. Burada bir ucuca getirince bu hadiseleri, bu vakaları, Türkiye'de daha evvel oynanmış bir başka senaryoyla muazzam benzerlikler olduğu görülüyor. Bu son derece cari bir dikkattir ve çok tartışmaya değer bir konudur. Bence bunu tartışacaksak ben acizane kanaatlerimi söylerim. Peki Mustafa Bey, yani neye benziyor? Neye benzediğini söyleyin en azından. Şimdi şunu söyleyeceğim Sayın Hakan. Bizim bir defa her şeyden evvel bir şeye çok ihtiyacımız var. Her şeyden evvel bir şeye mecburuz, dürüst olmaya. Ben Sayın Bakan'a göre, Sayın Hasan Celal Güzel'e göre genç sayılırım ama 54 yaşındayım. Bakın biz 78'ler diye filan anılıyoruz bazen. 50'li yaşların ortalarındayız. 68'ler denilen nesil 60'lı yaşların ortasında. Yani artık bir kısmımızın, Allah herkese gecinden versin ama, toprağa bir avuç yolu kalmış, öbür kısmımızın 1,5 avuç yolu kalmış. Dolayısıyla şu anda tarihe karşı, gelecek nesillere karşı dürüst olmaktan daha ahlaki, daha mühim bir vecibemiz yok. Yalan söylemeyeceğiz yani. Yalan söylemeyeceğiz. Olabilir, bazen küçük büyüye yalan söyleyebilir. Bunun bir mazereti vardır çocuk anne babasına, öğrenci öğretmenine, fakir zengine, yönetilen yöneticiye yalan söyleyebilir. Genç yaşlıya yalan söyleyebilir. Ama yaşlıların gençlere yalan söylemesi, öğretmenin öğrencisine yalan söylemesi, bir ebeveynin çocuğuna yalan söylemesi, yöneticilerin yönettikleri insanlara yalan söylemesi ahlaki zaaftan öte bir şeydir. Vahim bir problemdir. Bir faciadır. Dolayısıyla biz şimdi bu hadiselere karışmış yaşı 18 ila yahut 19 ila 25 arasında insanlar, gençler. Aralarında bazı benim sınıf arkadaşım olanların olduğunu da ben bugün öğrendim doğrusu. Köyümdeydim, yeni geldim siyasal bilgilerde. Ama o bir tarafa istisnai bir durum. Bu çocuklar 20 yaşın etrafındaki çocuklar. 18, 19, 22, 23. Bizim bunlara yalan söylememiz, inanmadığımız şeyleri söylememiz, yüreğimizin derininden gelmeyen şeyleri söylememiz ahlaksızlığın bile ötesindedir. Bunun altını çizmek istiyorum. Dürüst olacaksak, efendim burada mevzu bahis olanın ben bir hakkı aramak falan olduğuna inanmıyorum. Ben 74'te siyasal bilgileri birinci sınıftaydım. Bizdeki ilk eylemlerden biri üstü nizam kaldırılsın bunun için yapıldı. 68'lileri ilk eylemi kitap fiyatları çok pahalı ucuzlasın diye yaptılar. Peki sonra 68'ler neler yaşadı, bizim neslimiz neler yaşadı, Türkiye neler yaşadı? Onlar 12 Mart'ı gördüler, biz 12 Eylül'leri gördük. Acaba hiç mi benzer bir durum yok? Fevkalade benzer bir durum. Neredeyse fotokopi gibi arasına çıkartma kağıdı konulmuş. Nüsha alınmışçasına. Şimdi vakalara bakıp vaka üzerinden gidelim. İstanbul'daki eylem. Hakan Bey, devam edebilir miyim? Lütfen. Şimdi ben şuna inanıyorum. Yani bendeki intibayı arz edeyim. Bu dünyada her şey değişebilir. Mesela İran yarın bir gün laikliğin kalesi olabilir. İran'daki rejim. Amerika bir İslam cumhuriyetine dönüşebilir.
Rusya barış güvercini olabilir ama bu dünyada galiba üç şey değişmeyecek. Birincisi bizdeki karakol raconu değişmeyecek. Bu bir. Polis davranışı, polis jandarma tavrı değişmeyecek bizde. İkincisi bizim maliyedeki tahsildar kafası değişmeyecek. Üçüncüsü de herhalde İsrail politikası değişmeyecek. Onu da hepimiz zannediyorum mutabıkız. Her şey değişebilir bunun dışında bu dünyada. Bana değişmez gibi görünen hiçbir şey yok. Ama bunlar değişmiyor bir türlü. Şimdi Dolmabahçe'deki hadise iki tarafından bakmak istiyorum kısaca. Bir eylem var. Polis kışkırtılıyor, bu açık. Ama yani polis herhangi bir vatandaş değil. Asayiş gücü. Kışkırtırabilir de. Tahrik edilebilir. Zaten polisi düz vatandaştan ayıran nedir? Özel durumlarda özel biçimde davranma yeteneğine sahip olmak. Bu davranma yeteneği kendisine kazandırılan kişi asayiş gücüne dahil ediliyor. Hal böyleyken yani karşıdan bakınca, fotoğraflara bakınca dahi yerlerde sürüklenen gençler, kamyon çarpmışa dönmüş bir genç insan çehresi. Bunlar sadece bizim polise filan değil. Bunlar insanlığa yakışmıyor. Bunu belirtmemiz lazım. Yani biraz merhamet, biraz acıma duygusu. O şiddeti uygulayan polislerin de evlatları var. Yarın onların evlatlarının hangi asayiş gücüyle karşı karşıya olacağını kimse bilemez. Yani merhamet imanın yansımasıdır. Merhametin olmadığı yerde, insafın olmadığı yerde, hakkaniyetin olmadığı yerde, edep ve hayanın olmadığı yerde imanın olup olmadığı çok tartışmalı bir şeydir. Onun için polis olmak her şeyi yapma hakkını kimseye vermez. Polis şöyle diyemez. Sinirlendim, kendimi kaybettim, aşırı güç kullandım. Hayır, böyle bir hakkı yok polisin. Polis eylemi engellemeye yetecek derecede bir güç kullanacak. Mustafa Bey. Elinde silahı var. Mustafa Bey. Silah taşıma tekeline sahip. Mustafa Bey. Buyurun. Vaktimiz sınırlı. Yani biraz daha toparlarsanız sonuç peki, olarak. Peki o zaman yani toparlayalım. Siz gelelim ne diyorsunuz? Neye itiraz gelelim, ediyorsunuz? Yani polisin... Gelelim öğrencilere. Evet. Burada hep yani hemfikiriz. Polis. Polis bu şiddette haklı değil. Öğrencilere gelince bu öğrenciler Sayın Başbakan'ın rektörlerle yaptığı toplantıya hiçbir şart altında sokulmayacaklarını bilmiyorlar mıydı? Bal gibi biliyorlardı. Bal gibi biliyorlardı. Peki oraya niye toplandılar? Niye direndiler? Tek bir şey için. Hadise çıkarmak için. Hadise çıkarmak için. Nereden biliyorum ben bunu? Ben bunu hayatımdan biliyorum. Ben 1956 doğumluyum. Hayatımdan biliyorum. Bunlar çok beylik, çok bilinen, çok mostralık, militan yetiştirme ve militan hareketi geliştirme taktikleridir. Bunları bizim nesil çok uyguladı. Biz de çok uyguladık. En masum genci, en iyi eğitim almış, en aklı başındaki aileden gelen bir genci punduna getirip haklı haksız bir gece karakolda yatırttınız. İki tokatla polisten dayak yedirdiniz mi? Polisten iki tokatla yedi mi? Dört tane cop. Ertesi gün artık karakol, savcılık korkusunu falan üstünden atar. Peki Mustafa Bey. Çok elverişli hale gelir. Peki Mustafa Bey, bir şey söyleyeceğim. Siz yaşamışsınız. Buyurun. Sizin başınızdan geçmiş. Siz bu olayları biliyorsunuz. E bırakın bu gençler evet. De yaşasınlar. Niye bunlar yaşamasın ki yani? Öyle mi? Hayır, siz... Yaşasınlar mı? Yani hayır, onun siz... devamında o zaman peki onu yaşarlarsa bir 12 Eylül'de yaşasınlar mı 12 Mart'ta Ahmet Hakan Bey? Hayır yani siz... İşkenceler de yaşansın mı? Hayır şunu... Müdahaleler yaşansın mı? Allah korusun. Mustafa Bey tabii ki bakın, onlar hiçbir şey biz, Ahmet ben... Hakan Bey, biz kanı gördük, terörü tanıyoruz. Onun için bizim neslimiz, biz terörden çok korkarız. Terörün kıvılcımlanmasından biz çok korkarız. Terör, şiddet, şiddetin siyaset içinde kullanımı bulaşıcı bir virüstür. Dünyanın en hızlı bulaşan virüsüdür. Peki. Bu bir bulaşmaya başladı. Mustafa Bey, bir virgül atın. Sönmez Bey ne diyorsunuz Mustafa? Yani diyor ki Mustafa Çalık çok net bir şekilde polisin yaptığı kabul edilemez. Ama diyor öğrenciler de hadise çıkartmak istiyorlar diyor. Bu diyor tam bir anarşi. Burada söylem biraz saldırgan bir dille başladı. Yani işte virüslükten falan bahsedildi. Demokratik bir ülkede toplumun bütün kesimleri demokratik muhalefetini yapar. Bunların en doğal hakkıdır bu.
Eğer demokratik yoldan şiddet içermeyen bir muhalefet yapıyorsanız bunu çeşitli yollarla gösterirsiniz. Yürüyüş yaparsınız, toplantı yaparsınız, miting yaparsınız. Yani şimdi bunların hepsini siz aynı çuvalın içine, aynı sepetin içine koyup anarşi ve terör derseniz o zaman anarşi ve teröre yeniden bir tanım getirmek gerekir. Anarşi ve terörün olabilmesi için dinler misiniz? Aşağı yukarı benim yaşlım olan arkadaşımız bizi saf yerine koymasın. Ya Osman bir dakika dinlemeyi öğrenin önce. Biz sizi saygıyla sabırla dinledik. Lütfen dinleyin. Siz de bizi dinleyeceksiniz. Saldırgan dille öyle burada kabadayılık yapmaya gelme. Burada kabadayılık değil. Bakın, senin yaptığın şey şiddet bu. Bu yaptığınız şiddet. Efendim? Şiddetin adı budur işte. Ben konuşuyorum ve benim konuşmama saldırarak cevap veriyor. Arkadaş. Benim arkadaşım falan da değilsin ayrıca. Bakın deyi polisin kafasına vurmak demokrasi falan değildir. Siz bal gibi gerçeği çarpıtıyorsunuz. Bir dakika. Bir şöyle yapalım. Bir kısa verelim. Siz bu gençlere zarar veriyorsunuz. Sizinle başlayalım. Evet. Kısa bir reklam arası. Aslında adı da şey oldu ya. Konuşmak oldu. Tekrar birlikte olacağız. Kısa bir reklam arası. Sönmez Targan Bey'le devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz. Mustafa Çalık konuşmuştu. En son polisin uyguladığı yöntemi eleştirmiş ama aynı zamanda öğrencilerin de bir militan gibi davrandıklarını, anarşiye zemin hazırladıklarını belirtmiş ve bunun tehlikelerine işaret etmişti. 68'ler Birliği Vakfı Başkanı Sönmez Targan da cevap veriyordu. Orada kalmıştık. Buyurun Sönmez Bey. Evet. Şimdi bu üniversite olaylarında iki şey benzetme benim çok dikkatimi çekti. Bir tanesi Sayın Burhan Kuzu'nun 68'lere gönderme yaparak bu olayların sanki 68'i geri getireceği endişelerini taşıdığını söyledi. Yine girişte Sayın Bahçeli'nin de sözlerinde onu algıladım ben. Şimdi bir şeyi çok iyi saptamak lazım. Bir olayın aynı nitelikte olabilmesi için aynı tarihsel, toplumsal ve politik koşulların birlikte oluşması gerekir. 1960'lı yıllardaki gençlik devrimleri yaratan nedenler başka, siyasal konum başka, bugün daha başka. Bir defa 68'in en önemli şeyi Soğuk Savaş döneminde olmasıdır. İki kutuplu bir dünyada, bir tarafta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin başını çektiği sosyalist dizge, bir tarafta da kapitalist emperyalist dizge. Bunların ikisi arasında yıllar süren bir Soğuk Savaş dönemi yaşandı. Ve haksızlığa karşı, zulme karşı, sömürüye karşı bütün dünyada sadece 68'de başlayan değil bir başkaldırı vardır, bir mücadele vardır. Böylesi bir mücadele perspektifinden baktığımız zaman 68 hangi gerekçelerle çıkarsa çıksın sonuçta emperyalizme, faşizme ve geleceğe karşı verilmiş bir harekettir. O günkü koşullar içerisinde hükümet de yani o günkü sanıyorum Süleyman Demirel'in Adalet Partisi hükümeti iktidardaydı ve bu denli şiddet yoktu. Şiddet başka alanlardan geldi. Daha çok polisler çok başka alanlardan geldi. İkincisi her olayı, toplumsal olayı değerlendirirken onun isteklerine bakılır. Taleplerine bakılır. Bu taleplere cevap verirsen ne kavga olur, ne gürültü olur. Biz 68'de neyle başladık? Üniversitenin özelleştirilmesi, herkese... Kitap fiyatları mıydı ilk eylem? Kitap da var. Hepsi içindir. Tek şey değil. Bakın yurtların daha ucuzlatılması, bursların ve şeylerin adil bu muydu amacınız? Yapılması, üniversitenin özelleştirilmesi gibi özel okulların kapatılması ve bütün okuyanların kamu güvencesi altında okumalarını sürdürmesi gibi talepler vardı ve son derece haklı taleplerdi bu. Ve dediğim gibi iki kutuplu bir dünyada özellikle ABD'nin şeyine girmiş, eksenine girmiş Türkiye üsleriyle efendim bir takım gizli anlaşmalarıyla zaten Türkiye'yi kendi kontrolüne ve disiplin içine almıştı. Hep orada şöyle bir korku var. Acaba Türkiye Sovyet sosyalist sistemine mi kayar? Bu korku da Kurtuluş Savaşı'ndan beri gelen bir korkudur. Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal devrilmesini destekleyen emperyalizme karşı tek devlet Sovyetler Birliği'ydi. Şimdi o günden bugüne hep illegaliteye, sol hareket hep illegaliteye itildi. Haklı isteklerine, taleplerine hiçbir zaman ciddi yanıtlar verilmedi. Dolayısıyla o günkü tarihsel koşullar ve toplumsal mozaik bugünkine pek örtüşmüyor. Bugün ne var? Bugün tek kutuplu bir dünya var. Her şeyi Amerika yönetiyor ve yönlendiriyor. Peki öğrenciler? Şimdi öğrenciler ister istemez kendi
özlük haklarını, kendi ekonomik haklarını savunurken yurt sorunlarıyla da ilgilenmek zorundadırlar. Bu ülkede yaşıyorlar, uzayda yaşamıyorlar. Bakın 68 hareketi içerisinde işçi devinmelerini destekleme, üretici mitinglerini destekleme, toprak işgalleri konusunda ağaların elinden toprakların köylülere dağıtılması gibi demokratik toprak talepleri de vardı. Yani mücadele Türkiye ölçeğinde bir bütündü. Bir bütün olduğu için bu hareket destanlaştı. Halen eğer destanlaşabilmişse halkının diğer kesim ve katmanlarının taleplerine de dile getirdiği içindir. Şimdi burada masumane bir üniversiteye gitmişti gençler veya başbakanla görüşmek istiyor. Başbakan çağırır, gelin bakalım nedir de konuşur, belki el sıkan ayrılırlar. Yani bunun önüne polis dikmenin, örmenin bir anlamı yok ki. Ayrıca şiddete de gerek yok. Yani niye şiddet uyguluyorsun? Elinde silahı yok, topu yok, tüfeği yok bu gençlerin. İkincisi, bakın bugün İngiltere'de yer yerinden oynuyor. Bir dil hareketler var. Bir tane polis silah kullandı mı? Elindeki en teknolojik, gelişmiş teknolojiyle bunları önlemek mümkün. Şimdi bu mümkünken kalkıp bir çocuğun, hem de otobüste teslim aldığım bir çocuğun burnunu kırmak niçin? Hamile bir kızı vurup devirip çocuğunu düşürmesine neden olmak niçin? Şimdi bunları oturup da kendi adına sorgulaması gereken bir başbakan, ben polisimi korurum diyor. Hayır, sanki babasının malıymış gibi polis. Şimdi polis kamu görevi yapar. Kamunun güvenliğini sağlar. Bu kamunun güvenliği içerisinde hangi toplum kesimimiz olursa olsun hepsine eşit davranmak zorundadır. Dikkat ederseniz en fazla gençlik hareketlerine hırçınlaşıyor polis. Burada bir şey aramak lazım. Burada bunun bir kökenine inmek gerekir. Niye? Bir de işçi hareketlerine. İşte tekel işçilerin Ankara'da yapılan görüldük. Hep beraber yaşadık bunu. Demek ki o zaman bu siyasal erk mazlumdan değil, zalimden yana. Bunu bir tespit etmek gerekir. Çünkü bu hükümet gerçek anlamda inleyen, ezilen, sömürülen, aç, bilaç halkını değil, zenginleri koruyan, kayıran bir hükümet modelini kendi ağzıyla itiraf etmiştir. Şimdi polis devletine doğru da bir kayma var. Bakın Türkiye hızla bir polis devletine doğru kayıyor. Aşırı şekilde polis silahlandırılıyor. Bu yetmiyor. Şimdi yeni çıkartılan bir yasayla halkla silahlandırılıyor veya silahlanma konusunda yaş sınırı aşağıya çekiliyor. O zaman sen şiddeti kendi elinle davet ediyorsun. Herkesi silahlandırılacak bir yasayı getiriyorsun gündeme. Belki de yarın bir gün çıkacak bu. Silah demek zaten şiddet demektir. Silahı bir adam niye alır? İki şekilde. Ya korunmak için ya saldırmak için alır. Şimdi bunların hiçbirine gerek yokken elinde Türkiye'de 25 bin, 30 bin son alınan kadrolarla şişirilmiş polis kadroları dururken hala polis alımına başlanıyor. Buradan da ben şu sonucu çıkartıyorum. Bu hükümet kendi silahlı kuvvetlerini korumak istiyor. Ben böylesi bir sonuca varıyorum. Bu ancak faşizm doğurur. Demokratik bir ülkede, demokratik bir cumhuriyette polis böylesine silahlandırmaz. Yurt savunmasında silahlı kuvvetlerin var. Kır savunmasında jandarman var. Niye bu kadar silahlandırılıyor? Niye polise bu kadar müsamaha gösteriliyor? Bunların üstüne koyduğumuz peki zaman bu tahammülsüzlüğün altında yatan bu siyasal erk eleştiriye tahammülü yok. Tek taraflı bir diktatörlük kurmak, totaliter bir rejime doğru Türkiye'yi götürmek istemektedir. Bunu değişik yönleriyle okumak lazım. Basit 2-1 olaya bakarak değerlendirme peki yapmak bizler hepimizi yanıltır. Hasan Celal Bey. Efendim görüyorum ki gerçekten olaylar 68'de bazıları bakımından takılıp kalmış. Aradan 40 sene hiç geçmemiş gibi. Kendimi mülkiye yıllarına dönmüş zannettim. Aynı jargonlar, aynı ifadeler gene karşıma çıktı. Normal karşılıyorum. Herkesin fikrine saygı göstermek lazım. Ama şunu da söyleyelim. Gerçekten söylendiği gibi bu Soğuk Savaş döneminin şartlarıydı. Türkiye, Sovyet ve Çin emperyalizminin hedefindeydi. Sadece Batı emperyalizminin değil. Ve bu hedefteki ülke bakımından Türkiye'de gerçek bir Soğuk Savaş meydana geliyordu. 1960 sonrasında da 27 Mayıs sonrasının verdiği gençlik hareketlerine anlayışlı davranma eğilimi neticesinde 1968 nesli ortaya çıktı. Evvela şunu söyleyeyim, ben gençlik hareketlerine karşı değilim. Eğer meşru olursa, kaba kuvvete, şiddete, teröre
dönüşmemişse gençler elbette eylemde bulunurlar, gösteri yaparlar. Bu demokrasinin bir icabıdır. Diğer taraftan hemen şu ikinci hususu ilave edeyim. Gençler elbette kendi haklı talepleri için de gösteri yapabilirler. O talepleri yöneltebilirler. Nitekim biz ilk mülkiyede boykotu yemekhanedeki yemeklerin bozulması üzerine yapmıştık. Belki Ataol Bey hatırlar, o zaman mülkiye çok sık gelirdi. O Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ndeydi. Yanlış hatırımda kalmadıysa. Davullu Zurnalı yapmıştık. Fakat aradan çok az bir zaman geçtikten sonra mülkiyenin kapısının üzerinde şöyle bir pankart gördük biz. Boykota neden? Bozuk düzen. Demek ki mesela kitap fiyatlarının pahalılığı ya da yemeklerin kalitesinin düşüklüğü falan değildi. İş ideolojikti. İdeolojiye intikal etmişti. Bu da olabilir. Elbette gençlerin ideolojisi de olabilirler. İdeolojik bir mücadele de verebilirler. Ancak bunu şiddete ve kavgaya dönüştürmemeleri lazımdı. Bu o hale dönüşmüştü. Şu andaki gençlik hareketlerinin 68'de çok fazla alakası olmayabilir. Çünkü kim ne derse desin, ben Marksizmin şu anda artık pek aktif olmadığını, fil dişi kulelerindeki bazı münferit aydınların bu görüşe sahip olduğunu ve bir de bir takım dev sol gibi küçük eylemci grupların veyahut işçi partisinin eski Mao'cu demokratik, milli demokratik devrimcilerin şu andaki ulusalcı versiyonunu böyle görüşler ileri sürdüğünü biliyorum. Dolayısıyla ben ülkedeki son hareketin tekrar bir 1968 hareketine döneceği kanaatinde değilim. Bu endişem yok. Ama ben başka bir endişe taşıyorum. 27 Mayıs öncesi dönemi de ben hatırlıyorum. O zaman lise yıllarındaydım ama çok yakından takip etme fırsatını buluyordum. O zaman o öğretim üyelerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de teşvikiyle öğrenciler sokağa dökülmüşler Demokrat Parti iktidarına karşı. İşin içine silahlı kuvvetlere mensup bazı odaklar da girmişti. Şimdi 2003'ü açtığınızda bakıyorsunuz ortaya çıkarılan darbe planlarının, darbe teşebbüs planlarının hepsinde ilk veya ikinci merhalede üniversite gençliğinin sokağa dökülmesini görüyorsunuz. Yani Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, gençlerdir demiyorum, bu şekilde gençleri kullanmak isteyenler mutlaka bu metodu kullanıyorlar. Şimdi bakınız, biz elbette o sırada 1968 sırasında arkadaşlarımız hangi görüşte olursa olsun, ben sol görüşte değildim ama sol görüşte olan arkadaşlarımızın çok büyük kısmının da samimi olduğunu, idealist olduğunu, yurtsever olduğunu kabul ediyorum. Ama ne yazık ki onların bazıları kullanıldıklarının dahi farkına varmadılar. Biraz evvel Mustafa Bey'in söylediği gibi, Mustafa Çalık'ın söylediği gibi bütün mesele şuydu. Hedef kitleler büyüktü. Büyük öğrenci kitleleriydi. 68 hareketinde de öyleydi. Şimdi de öyle. Ama siz eğer o kitleleri götürüp istismar ederseniz, eğer güvenlik güçleri de bu konuda akıllı davranmazlarsa, dengesiz şiddet gösterisinde bulunurlarsa, o takdirde bu gençlerin bir gün veya birkaç gün nezarette kalması veya coplanması veya yerlerde sürüklenmesi meseleyi çok rahatlıkla değiştirebiliyor. Bakınız 1978 yılında ben Milli Eğitim Gençlik Spor Bakanıydım. O zaman uçlu çocuklar olmayın gençler dediğim için Kenan Evren Paşa beni solcu olmakla itham etmişti. Halbuki kastettiğim şuydu. Gençleri sokağa dökmek değildi niyetim. Yurt sorunlarıyla da meşgul olun demek istiyordum. Ve ilk birinci gençlik kurultayını 1988'de düzenlediğimde bir avuç dolusu dev solcu genç, aynı Siyasal Bilgiler Fakültesi'ndeki kendilerine kolektivist denilen gençler gibi arka sıralardan kalkarak bağırmaya çağırmaya başladılar. Bunun üzerine toplantıyı ben idare ediyordum. Buyurun ne görüşünüz varsa söyleyin dedim. Gelmediler. Bağırmaya devam ettiler. Tahammül ettik, bir müddet sonra çekip gittiler. O sırada valiye ve emniyet müdürüne sakın bu gençlere hırpalamayın diye tembih etmeme rağmen
çekip giderken atılan sloganlar, biraz da polisi tahrik etmeler neticesinde gene o yerlerde sürüklenme havaları çıktı. O yüzden de iki sene müddet boyunca Avrupa'da Gençlik Şurası'ndan sonra yerlerde sürüklenen gençlerin fotoğrafları tablo halinde her tarafa asıldı. Poster haline getirildi. Demek istediğim şu, gençler elbette bir takım taleplerde bulunacaklar. Bu gençlerin taleplerini hoşgörüyle görmek lazımdır. Sayın Targar'ın dediği gibi keşke mesele o kadar basit olsa, öğrenciler bir şey istiyorlarsa Sayın Başbakan onları Dolmabahçe Sarayı'nın özel çalışma ofisinde veya başbakanlık makamında veya herhangi bir yerde kabul edip kendileriyle görüşebilir. Ama buna görüşmeye gelen gençler eğer ellerinin arkasında atmak üzere yumurta saklıyorlarsa, niyetleri kötüyse, ortalığı karıştırmak istiyorlarsa biraz evvel söylendiği gibi, o zaman bunu yapamazsınız. Ülkenizin başbakanını bu şekilde ezdiremezsiniz. Peki. Polisin ezilmesi meselesinde de şu vardır. Faşist polis. 1968'in jargonu buydu. Faşist polis. Halbuki polis biraz evvel de söylendiği gibi ülkenin polisidir ve kendisine verilen görevi yapmaktadır. Yaparken yanlış yapmışsa hakkında soruşturma yaparsınız. Eğer dengesiz güç kullanmışsa ona göre onu cezalandırırsınız. Ama polisi, güvenlik güçlerini bu şekilde nitelendirmeye hakkınız yok. Bu sonlar son derece ideolojik yaklaşımlardır. Türkiye artık 2010 yılında tekrar o müzeye kaldırılmış Marksizmin bir takım artık küflenmiş örgütlerinin tarihiyle gençlerini sokağa düşürmeyecek. Peki. Ben ondan eminim. Sayın Güzel. Ama bunun arkasındaki gerçekten bir takım örgütleri filan da bulup çıkarmamız lazım. O gençleri temize çıkarmak için buna mecburuz. Atol Bey. Evet, şimdi tabii... Size hemen döneceğim. Evet, ben buraya, yani burada bulunuşuma böyle biraz açıklık getirmek isterim. Deminden beri de onu düşünüyordum. Beni çağırdığınız zaman 68 kuşağını konuşacağız gibi idi. Konu buydu. Tabii farklı yönlere doğru gitti. O da tabii bir bakıma doğru. Çünkü birbiriyle ilişkili şeyler. İsterdim ki ben 68 kuşağını tartışmak için burada benim gerçekten ait olduğum 1960'lı yıllardan bir Hasan Celal Bey sanıyorum o işte şeyden, o kuşaktan. Bugünün bazı dönekleri burada olsun. Yani 68'li yıllarda böyle en önlerde falan görülüp bugün iktidarın yardakçısı durumundaki bazı kişiler, gazete köşe yazarları filan, çok ünlü olmuş kişiler bugün burada olsunlar ki onlarla bir 60'lı yıllarda neler oldu, bugün neler oluyor meselelerini tartışalım. Tabii bu olmadı, olamadı. Dolayısıyla 1960'lı yılları tartışabilme şansımız pek yok bu toplantıda. Ben tabii Sönmez Targa'nın bütün söylediklerine katılıyorum. Çok da güzel ifade etti. Asıl mesele bence bugün Ankara'dan katılan konuşmacılar da bunun tersine, esasta bunun tersine bir şey bana göre söylemediler. Bunları tabii tartışacağız. Marksizm, ülkeyi karıştırmak filan meselelerini tabii konuşuruz, tartışırız. Tartışmalıyız da. Ama 68'le ilgili olarak böyle çok ağır eleştiriler en azından şu ana kadar algılamış değilim. Bugün asıl mesele Türkiye'nin bir polis devletine doğru gitmekte oluşudur. Bence mesele budur. Yani bu Dolmabahçe önündeki efendim gösteri falan, bu sadece onun böyle minik bir örneği gibi ama son derece trajik bir örneği. 30 kişilik, 40 kişilik bir öğrenci grubuna arkasında yumurta da olsa, bilmem sopa da olsa, böylesine gerçekten bir SS midir, SA mıdır gücüyle saldırmak, yani akıl alacak gibi bir şey değil. Yerde yatan bir genç kız ve postalıyla onun üzerindeki böyle bir polis elinde de copu kaldırmış. Bu yani gerçekten insanlığın utanç müzesine ya da tarihine girebilecek bir fotoğraftır. Biz bugün buna tanık oluyoruz. Esas mesele budur ve bence korkunç olan, ben de tekrar edeyim girişte söylediklerimi, başbakan titrini taşıyan bir kişinin böylesine bir üslupla ağzından asla
polis de hata yapmış olabilir bile demeyip polis doğrusunu yapmıştır, görevini yapmıştır derken daha da beterlerini yapacaktır. Ayağınızı denk alın. Ayağını denk almayanlar da Silivri orada bekliyor. Bugünkü konuşmasında Silivri lafını telaffuz etmedi ama ona yakın bir şey söyledi. Kimlerin bunları yönettiğini siz bilirsiniz falan gibi. Bunları da yine ben de Hasan Celal Bey'e dönerek söyleyeyim. O da 1960'lı yıllardan hatırlar. Hangi kampta olursa olsun Faruk Sükan falan gibi İçişleri Bakanları gördük biz. İşte biz solcuların nerede nefes aldığını biliyoruz falan. Bunlar gerçekten bugünkü başbakanın, Türkiye Başbakanı'nın üslubu ve tarzı aradan geçen bunca yıla rağmen ne yazık ki Türkiye'nin en geri ve en gerici unsurlarının, en gerici siyasetlerinin devamı şeklindedir. Bugünkü başbakanın konumu budur. Bence asıl mesele de budur. Şimdi biraz da 68'den bahsetmek isterim ben. İsterseniz bir virgül atın, ondan sonra devam edelim. Sizinle devam edelim. Peki. Genç arkadaşımız Erkan Şen genç siviller adına geldi. Bütün bu tartışmaları hem dinleyerek hem de hem bugünü hem dünü yorumlayarak siz neler söylemek istersiniz Erkan? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Yani geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da yaşanan olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez ve bunun hiçbir izahatı yoktur o yaşanan polis şiddetinde. Orada 19 yaşında bir kadının çocuğunu düşürmesi polis dayanılmıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu öncelikle bunu belirtmek gerekiyor. Kaldı ki gişelerden öğrencilerin geri çevrilmesi, İstanbul'a sokulmamız, bu zaten başlı başına seyahat özgürlüğünü engel bir şey. Anayasayı ihlal. Bunu söyleyelim. Diğer taraftan gerçekten bugün bu öğrenci olaylarını, öğrencilerin taleplerini bir potansiyel olarak mı değerlendireceğiz, bir tehlike olarak mı değerlendireceğiz? Bunu ortaya koymak gerekiyor. Kaldı ki ondan sonra yapılan yorumlar, yok işte öğrenciler bir patolojiyi temsil ediyor, karşısında işte bu polis bir doktoru temsil ediyor. Bu tür izahatlar hiçbir şeyi açıklamıyor ve kabul edilemez zaten. Ya da işte geçen gün diyeyim, bir polis akademisi öğretim üyesinin gençler örgütleniyor demesi, yine güzel, yani örgütlensinler zaten, hani örgütlenmeyen bir gençlik mi daha iyi? Bunu bir yere koymak gerekiyor. Ancak şunu göz önünde bulundurmak gerek. O gün orada olaylar olmasaydı bunlar haber olmayacaktı. Ve medya bunu haber yapmayacaktı. Bu yüzden bir gerginlik olmasını herkes talep ediyor. Yani mesela benim üyesi bulunduğum grup, biz sürekli barışçıl eylemler yapıyoruz. Bizi bile işte efendim, yok hiç polis dayağı yemediniz, İşte şey yapmadınız, böyle muhalefet mi olur, böyle gençlik örgütü mü olur gibi şeylerle sıkıştırıyorlar. Böyle argümanlar yöneltiyorlar bize. Şeye döndüğümüz zaman gene Burhan Kuzu'nun... Peki ya da mesela bugün... siz bu öğrencilere yönelik az önce sözünü ettiğiniz şiddet olaylarını protesto eden kendi formatınıza göre bir eylem yaptınız mı? Yani şey olarak söz sarf etti, kendi sitemizde bildiriler, yazılar yazdık ama bunu ya sokağa inmedik. Yani sonuçta biz hani her gün haftanın 7 günü sokağa inen bir grup değiliz. Hani bizim de kendi işimiz, öğrenciyiz, çalışıyoruz, bir şey var hani. Sonuçta zaman o yönde de eleştirildiniz. Çünkü... Yön, ama sonuçta başka bir sürü şey yaptı. Geçen gün İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenciler, öğrenci kolektiflerine üye öğrenciler, başbakana yönelik pankart açtıkları için 15 ay ceza aldılar. Bunu Dolmabahçe'de başbakanın rektörlerle toplantı yaptığı sırada, önceki hafta, bir önceki hafta, 27 Kasım ya da 28 Kasım günü Dolmabahçe'de protesto ettik yani. Kaldı ki... Yani haklarını savunduğumuz o öğrenciler, onların ait olduğu grup bize anayasa referandumu döneminde Taksim'de toplantı yaptığımız sırada toplantımızı basıp üstümüze yumurta attılar. 2-3 gün evvelinde gene taraf yazarı Roni Margulies'e Çanakkale'de, İnsan Hakları Derneği Çanakkale Şubesi'ni düzenlediği ve çok kültürlük ve barış üzerine olan bir paneli basıp orada gene üzerine yumurta ve boya fırlattılar. Yani buna yönelik bir eleştiri efendim. Yani sonuçta biz her gün sokağa dökülen bir grup değiliz. Ama bunu buradaki abi, polis şiddetini kınıyoruz. Geriye gelirsek sadece bu olaylar değil. Yani Uğur Kaymaz'ın katilleri beraat ettirildi bu ülkede. Yargıtay tarafından. Yargıtay yerel mahkemenin kararını onadı. Birkaç ay evvel Şerzan Kurt gene polis kurşunuyla öldü. Baran Tursun olayı var. Yahya Menekşe panzer altında kaldı. Birçok olay var. Bunları söyleyeyim de. Bunları yalnız medya görünüyor. Peki. Ve de birçok insan işte bugün Cumhuriyet Halk Partisi meclise çıkıp da bunu gündeme getiriyor. Bunları niye gündeme? Kaldı ki mesela Büyük Barolar Birliği, önceki yönetimi
Yahya Menekşe polis panzeri altında kaldığı zaman çıkıp şöyle bir açıklama koydu web sitesine. Polis burada haklıydı. Ya da gene orada polis kurşunuyla ölen bir çocuğa Yargıtay, orada görev yapan asker olabilir, tam emin değilim ya asker ya polis. Orada görev yapan asker ve polis, yani kamu görevlilerinin, kolluk güçlerinin bölgeden dolayı, yani böyle bir güç, böyle bir yetki aşımını kullanabileceğini Anladım. Belirtti. Böyle bir siyasi kültür var, bitireyim ben. Yani birçok arkadaşı yaptım. Türkiye'deki siyasi kültür şiddet üzerine kurulu. Ve yöneltilen, yani işte az önce bize bahsettiğim, bize yöneltilen eleştiriden bahsettiğim şey, yani hep böyle bir şiddet, bir gerginlik olması, gerçekten bir muhalefete alışık değiliz, bilmiyoruz. Çünkü bütün bir siyasi kültür bunun üzerine kurulu. Yani bugün başbakanın mecliste ettiği sözler ya da onun dışında öğrencilere yönelik yaptığı sözler 70'lerde Demirel'i hatırlıyor. Yani onun sözlerini anımsatıyor insanlar. Evet. Ve şimdi bu hiçbir şekilde dediğim gibi kabul edilemez. Tartışacağız. Ancak genel olarak polis şiddetini konuşmalıyız burada. Tabii tartışacağız, hepsini konuşacağız. Şimdi esas mesele şurada düğümlendi. Öğrenci hareketi dendiğinde darbeye zemin hazırlanan ortam akla geliyor. Zaman zaman buna yönelik işaretler de verildi. Yapılan açıklamalarda, izahlarda, özellikle iktidar çevrelerinden yapılan açıklamalarda. Öğrenci hareketleri darbeye zemin mi hazırlıyor? Mesela 68'ler darbeye zemin mi hazırladılar? Darbelere zemin hazırlayan öğrenci hareketleri meselesinden korkulduğu için mi bu denli tepkisel davranılıyor bugünkü öğrenci hareketlerine? Biraz bunu konuşmak istiyoruz kısa bir aradan sonra. Evet, tartışmaya devam ediyoruz tarafsız bölgeye. Sayın seyirciler, soru şu. Gençlik hareketleri ortaya çıktıktan sonra askeri darbeler oluyor. Askeri darbelere zemin hazırlıyor gençlik hareketleri. Bu yönde bir eleştiri var. Ve bugün ortaya çıkan öğrenci hareketlerine de tıpkı geçmişte olduğu gibi yine darbeye zemin hazırlayan hareketler olarak bakılıyor. Bu konuyu konuşacağız. Ankara stüdyomuzda Hasan Celal Güzel ve Mustafa Çalık var. İstanbul stüdyomuzda ise Atol Behramoğlu, Sönmez Targan 68'ler Vakfı Başkanı, Erkan Şen Genç Siviller'den. Atol Bey ile başlayalım. Atol Bey, ne diyorsunuz bu teze? Evet, şimdi ya kısa olursa sevinirim lütfen. Şimdi Marx'ın bir sözü var. Tarihte bazı trajediler sonra komedi olarak tekrar eder filan diye. Bu olaya bir yanıyla benziyor. Şöyle benziyor. 1960'lı yıllarla bugünleri karşılaştırmak, Sönmez Targan da bunu gayet iyi açıkladı. Olmaz. Tamamen koşullar değişiktir. Ama parodik olarak böyle benzerlikler var gibi falan görünüyor. Benzerlikler yok. Çünkü böyle bir gençlik yok. Neden? Yok. Çünkü 1980 sonra, önce 70'te bu gençlik ezildi. 80'de ezildi. 80'den sonraki süreçlerde de sadece bu gençlik değil, bütün toplum, işçi sınıfı, bütün toplum apolitize edildi. Dolayısıyla yani hangi gençlik, hangi polis devletine karşı kimlerle darbe yapacak? Darbe yapacağı falan iddia edilen kimseler de işte generaller, biliyoruz, hiç gizlemeye saklamaya gerek yok. Yani adıyla koyalım her şeyi. Silivri'deler ya da zaten işte pasifize oldular. Ordunun getirildiği durum belli. Yani şimdi apaçık ortada bunlar. Yani 30 tane çocuk kimi kışkırtacak da darbe yapacak? Her halükarda böyle bir şey zaten bugün söz konusu değil. Ama tekrar ediyorum, başbakan, özellikle başbakan, çünkü onun çevresi bile onun kadar keskin konuşmuyor bu konuda. Bu olayı böyle kullanıyor. Böyle bir provokatif bir tarzda kullanıyor. Bunu söylemekte de hiçbir çekince duymuyorum. Böyle bir şey yok. Genelde de, şimdi geneline bakalım, sorunuzun cevabına genelde bakalım. Genelde de gençlik kullanılarak Türkiye'de diyelim, çünkü konumuz Türkiye değil mi? Bir darbeye işte zemin hazırlanıyor falan gibi düşünceler de tabii belli koşullarda irdelenmek gerekliliğiyle, toptancı bir şekilde böyle bir laf etmek gençliği küçümsemek anlamını taşır. Gençliği böyle her an kullanılabilecek böyle bir kukla, bir topluluk gibi, bir güruh gibi düşünmek anlamını taşır ki bu bana göre bizim ülkemizin gençliğine yapılabilecek en büyük hakarettir. Bunu da böyle noktalayayım. Şimdi 1968 meselesinden böyle biraz bahsedeceğim. Bir nebze. Orada bir izin verirseniz bir soru sormak istiyorum. Buyurun.
Mesela siz o hareketlerin içindeydiniz. Tabii ki. Darbeye zemin mi hazırlamaya çalıştınız? Darbeye zemin hazırlamak aklımızın ucundan geçmediği gibi beni kullanmak da kimsenin aklından geçemezdi mesela. Tam tersine, iyi bir soru sordunuz. Tam tersine mesela Türkiye İşçi Partisi'nin bir genç üyesiydim ben. Türkiye İşçi Partisi'nin Hürriyet gazetesinde Mehmet Ali Aybar'ın, genel başkanımızın Kıbrıs'ta ilgili bir demecini provoke edici, bozucu bir şey yayınlandı. Ben hiç kimseye sormadan topladım arkadaşlarımı. Biri Abdullah Nefes'tir. Bizi şurada hakikaten mutlaka dinliyor. Benim bir anlamda omuzdaşım, bir anlamda değil her anlamda omuzdaşım o koşullarda, o günlerde. Biz bir bildiri yazdık. Hiç sormadan, hiç kimseye danışmadan ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde o bildiriyi dağıttık. Cemal Tural'ın sıkı yönetim komutanlığında benim ilk sürgünümdür Ankara dışına. Çorum'da ikamete mecbur edildim. Bildiriyi dağıtan, beraber dağıttığımız arkadaşlarla beraber. Biz bağımsız bir gençlik hareketini örgütledik. Dönüşüm Dergisi'nin ben sahibi olarak bu hareketlerin içinde yer aldım. Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun kurucularından biriyim. Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde sosyal adalet grubunu kurarak bizim kulağımıza bile hiç kimse bir şey fısıldamadı. Bu en azından ben kendim, arkadaşlarım ve kendi çevremiz için bunları rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söylerim. Şimdi sorumluluğumuzun cevabını zannediyorum verdim. Şu 68 meselesini böyle bir genelde iki satırla bir anlatmak isterim. 68'lilik lafını biz icat etmedik. Mayıs ruhu diye bir kavramdır. 1968 Mayıs ruhu. Efendim Nanter'de Daniel Cohn-Bendit ve arkadaşlarının sosyologlar nerede ya da sosyologlar ne işe yarar filan gibi bir bildirileri vardır. Bu bildiri tüketim toplumu ahlakına, yine Sönmez arkadaşım bunlara değindi tabii, 68'ler Vakfı'nın bir yöneticisi olarak bunları gayet iyi biliyor. Tüketim toplumuna, kapitalizme karşı, dünyanın maddeleştirilmesine, ahlakın yozlaştırılmasına karşı bir karşı çıkıştır, bir gençlik dinamizmidir. O günlerde, o yıllarda böyle bir bildirinin yayınlanmasını sağlayan koşullar da vardı dünyada. Vietnam Savaşı'ndaki emperyalizmin yenilgisi, Küba devrimi, insanlığın ilk kez uzaya çıkışı, bunlar hep 1960'lı yılların insanlık adına başarılarıdır. Üçüncü dünya devletleri adına başarılarıdır. Sosyalizm adına başarılarıdır. Tabii o koşullarda böyle bir bildiri yayınlandı. Tabii başka detayları da var. 68'den önce, yani Daniel Cohn-Benditlerin bu bildirisinden önce işte Situasyonist Enternasyonal'in oluşumu 1966'dadır. O da efendim Strasbourg'da yayınlanan bir bildiridir. Adı da çok ilginç. Öğrencilerin sefaleti üzerine, yoksulluğu üzerine, fiziksel yoksulluğu, psikolojik yoksulluğu gibi, ekonomik yoksulluğu, bu konularda böyle bir öğrenci hareketidir. Tabii Batı toplumlarında bu hareketler, şöyle söyleyeyim, ya da Mayıs 1968 ruhu Aralık'ta bir bakıma sona erdi. Çünkü talepleri sınırlıydı. Belli talepleri vardı. O talepler şu ya da bu ölçüde gerçekleşti ve bu hareket sona erdi. Ama yankıları Batı toplumlarında şöyle devam etti. Birkaç yıl önceki bir olayı ben de size hatırlatayım. Fransa'da, bırakınız üniversiteleri, liseliler kendileri aleyhine Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan bir kararı protesto etmek için bütün ülkede örgütlendiler ve Paris'e yürüdüler. Hiç kimsenin aklına da Fransız liselileri, Fransa'daki liseliler işte devrim yapmak istiyor ya da işte darbe için zemin hazırlıyor gibi bir soru gelmedi. Sonuçta ne oldu? Milli Eğitim Bakanlığı Bakanı kabul etmek zorunda kaldı temsilcilerini, öğrencilerin ve taleplerini de kabul etti. Şimdi bize geliyorum. Vaktimiz sınırlı. Bize geliyorum. Şimdi bizde olay biraz şu anlamda farklı. Bunu ben hep söylerim. Bizim 1968'imiz bir öykünme değildir, bir taklit değildir, bir denk düşmedir. 1968 olayıyla bir denk düşmedir. Ama o denk düşmenin öncesi vardır. O denk düşmenin öncesini ben Ankara'daki arkadaşlara da hatırlatmak isterim. Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesi boşuna söylenmiş bir laf değildir. Bizler hepimiz ilkokulda, ortaokulda, lisede o hitabenin bize yüklediği görevin bilincini taşıdık. Biz onu böyle boşuna söylenmiş bir laf olarak algılamadık. Yani bunun altını çiziyorum. 1968, Türkiye'deki 1968 gençlik hareketinin temelinde Mustafa Kemal'in gençliğe hitabesi vardır. Turan Emeksiz vardır. Bunu hiç atlamayalım. Ben 1959'da lise öğrencisiydim. Turan Emeksiz'i kendi şehidim olarak algıladım.
1960'lı yılların başlarında da, yani 68'den çok önce, Vedat Demircioğlu 6. filoya karşı, gençlerin isyanında 6. filonun İstanbul'a çıkışına karşı şehidimizdir. İlk şehit. İlk şehidimizdir ve ben o gece sabaha kadar uyuyamadım. Yani 6. filoya karşı çıkan anti-emperyalist, evet, gençler kim kullandı? Böyle bir şey yok. Tartışalım bunları. Böyle bir şey yok. Şimdi şöyle bitiriyorum. Hepsini ama söylemeyin yani, daha vakit 3-5, var. 3-5 şey daha ekleyeceğim. Bir cümle ne olur yani? Tabii hayır. Vakit... Mahir'i, Sinan'ı, Ulaş'ı ben tanımadım. Sinan benim can arkadaşımdı. Mahir çok sevdiğim bir delikanlıydı. Benden birkaç yaş daha küçüktür onlar. Deniz'i bir kez gördüm. Deniz'i, Hüseyin'i, Yusuf'u ve çok sonraki yıllarda yani katledilen Erdal Eren'i tabii ki burada saygıyla anarım. Hiçbiri kullanılmamıştır. Ama söz konusu da değildir. Yurtseverdiler, anti-emperyalistiler ve sosyalistiler. Marksizm konusunda da iki cümleyle ben Hasan Celal Bey'e yönelik Atol olarak Bey, da söylüyorum. Hakikaten hayır, vaktimiz bitiriyorum, o kadar... Ama bitiriyorum, iki cümle söylüyorum. Mustafa Çalık bizim şu konuşmalarımızın iki katı konuştu başlangıçta. O kadar uzun konuştu ki her şeyi böyle biraz dağıldı. Tabii çok ilginç şeyler söyledi. O da ayrı konu. Marksizm ölmez. Marksizm bilimdir. Bir çok ciddi ve çok önemli bir sosyal bilimdir. Marksizm tartışılır, irdelenir falan filan ama Marksizm ölmez. Bugün dünyada yeniden tam tersine yeni yorumcular Marksizmi yeniden yorumlayarak yeniden, evet, yaşama getirmekteler. Bunun da altını çizelim. Mustafa Çalık, lütfen efendim, lütfen kısa konuşursanız. Yani konu kısa tutarsanız ben, çok kısa sevindim. Konuşmak. Yani elinizden geldiğince. Ben ve kısa konuşmak, öyle mi? Peki, elimden geldiğince. Doğrusu bu tartışma bir hayli eğlenceli bir noktaya gidiyor. Ben İstanbul'daki konukları dinlerken bir hayli aydınlanıyorum. Mesela 68'ler Vakfı Başkanı arkadaşımızdan öğrencilerin özlük hakları olduğunu öğreniyorum. Ataol Bey'den insanlığın 60'lı yıllardaki kazanımları arasında Küba'da Castro diktatörlüğünün kuruluşu olduğunu öğreniyorum. Daha başka... Tabii öğrenmenin yaşı yok. Bunların hepsini öğreneceğiz. Efendim, ben muhabbetlerine bir şey demiyorum. Beni bölücülükle suçladı oradan bir arkadaş. Ama doğrusu Ataol Bey ile vakıf başkanı, Anadolu'da bir söz vardır. Biri soyuyor, öbürü tulum çıkarıyor. Birbirlerine %100 iştirak ediyorlar. Bu da tebrike şayan bir şey. Eski arkadaşlar herhalde. Efendim, 68 hareketi Türkiye'de tam bir fiyaskodur. Tam bir fiyaskodur. Bir fiyasko. Sosyalizm adına darbecilik, sosyalizm adına cuntacılık, sosyalizm adına bağışçılık, sosyalizm adına sosyalizmin babalarından Lenin'in maceracılık, çocukluk diye aşağıladığı Güney Amerika tipi devrimciliğin bireysel eylemcilik modeli. Bunların hepsi 68'in içinde. Bundan 3-5 yıl evvel Mustafa Gürkan'ı dinliyordum televizyonda, 68'in gençlik liderlerinden. Deniz Gezmiş'in de yakın arkadaşıymış. Şöyle anlatıyor Mustafa Gürkan. Diyor ki, Deniz aranıyordu. Murhak'a gitmeye niyetliydi. Ben kendisine gitmemesini salık verdim. Bana dedi ki, buradaki virgülden sonrası çok mühim. Aldı Deniz Gezmiş, bakalım ne dedi. Ben bir siyasetçiyim Mustafa. Benim Ankara'da şehirde siyaset yapma imkanım kalmadı. Benim siyaset yapmam lazım. Onun için Nurhak'a gitmem lazım. Bakınız, siyaset yapmaktan dağa çıkmayı anlayan bir hareket, bir zihniyet. Bunların hepsine yazık olmamış mıdır? Yazık olmuştur. Yalnız ben merak ediyorum. Şimdi Ataol Bey'in eminim nefret ettiği, dönek dediği ama bence 68'lerin içinde muhasebe yapma yeteneği olduğu için artık o fiyaskoyu görmüş olan çoğu, bir kısmı hakikaten dönek de orada Ataol Bey'le beraberim. Yani bir kısmınınki hakikaten karakter problemi. Ataol Bey, size katılıyorum. Ama bir kısmı da oturmuş muhasebe yapmış, suç mu işlemiş? Demiş ki biz hata etmişiz. Ha, Ataol Bey diyor ki yani Marksizm ölmez, bitmez. Niye? O bir bilimdir. Yahu Ataol Bey, Marksizmi de tükettiniz, bilimi de tükettiniz ha. Yani Marksizm tükenmedi, bilim de tükendi. O da duvara dayandı. Allah aşkına yapmayın. Biz bunları gençken duyardık da solcu arkadaşlardan 20-25 yaşımızda. Marksizm bir bilimdir. Toplumsal bilimdir. Üretim ilişkileri bilimidir. Üretim araçları mülkiyeti, onun üzerine üretim ilişkileri, onun üzerine sınıf modeli, onun üzerine
Proletarya efendim, Allah aşkına lütfen. Allah aşkına. Yani bize değil, Marksizmin bize Türkiye'ye yapacağı bir şey kalmadı. Öldü Marksizm, Sovyetler'de bile bitti. Moskova'da yok, bizim Mülkiyeler Birliği'nde var Ankara'da, Konur Sokak'ta. Şimdi dünyada merak edenler bu Marksizm nasıl bir şeydi? Konur Sokak'a geliyorlar ha. Ziyaretgah oldu neredeyse. Ama size yazdık Ataol Bey, size yazdık. Bakınız size yazdık. Ve bizi dinleyen, sizi seven, siz iyi bir şairsiniz. Sizin şiirlerinizi beğenen, şiirlerinizi zevkle okuyan, şiirlerinizi seven gençlere yazdık. Şiirlerinizin yüzü suyu hürmetine bu yanlış fikirlerinizden de etkilenirler. Yazık olun o çocuklara. 68 hareketi deniliyor ki demokrasi falan. Arkadaşlar rica ederim. 9 Mart Cuntası kimlerle ilişkiliydi? Milli Demokratik Devrim tezi neyi ihtiva ediyordu? Asker sivil. Ha 68 liderlerinin çok mühim bir kısmı öğrenci hareketiyle darbe yapılamayacağını tabii ki biliyorlardı. Ama kendi deklarasyonlarından biliyoruz ki gençlik eylemleriyle, bireysel terörle, onların ifadesiyle tırnak içinde zinde güçler harekete geçirilir ve bir asker sivil dayanışmasıyla önce Milli Demokratik Devrim tamamlanır, ondan sonra proletaryaya geçilir. Arkadaşlar lütfen bizim zekamızla ve hafızamızla alay etmeyin, alay etmekten ya da vazgeçin. Bunları henüz unutmadık, yaşımız orta yaşı buldu, çoktan geçti ama henüz o kadar hafıza kaybına uğramadık. Bakın bunlar söylendi ve bunların ardından 68'li gençler kadar bir yığın subay, juntacı yargılandı 12 Mart'ta. Celil Gürkan kim Allah aşkına? 27 Mayıs'tan kalan Madanoğlu kim? Onun juntası ne iş yapardı? Kimlerle irtibatlıydı? Bizim mesleki olarak gerçekten Türkiye'nin yetiştirdiği ender anayasa hukukçularımızdan biri olan Profesör Sayın Mümtaz Soysal hocamız kimlerle ilişkiliydi? Neyi savunuyordu? Yönde ne yazılıyordu? Diyor ki Ataol Bey, bunun öncesi vardı. Ne vardı? Turan Emeksiz. Ataol Bey dümdüz söylesenize 27 Mayıs vardı deyin. 27 Mayıs vardı deyin. Tarihinizin Genç Osman vakasından bile daha çirkin, daha iğrenç, daha aşağılık askeri darbesi, katliamı vardı onu söyleyin. 68'in arkasında bu mu vardı? Bunu 68 hareketine ben bile yakıştıramam Ataol Bey. Benim hayatım Marksizmle, sosyalizmle mücadeleyle geçti. Ben bile 68 hareketine 27 Mayıs'ın pisliklerini yakıştıramıyorum. Siz o ilintiyi, o iltisakı nasıl kurdunuz Allah aşkına? Bir dakika. Şunu söyleyeceğim Mustafa, Ahmet Hakan Bey. Mustafa Bey, bir dakika. Bakınız. Mustafa Bey. Bakınız bir dakika. Ya bir toparlıyorum yahu. Bir İsterseniz toparlamayayım, susayım programın sonuna kadar. Yok, hayır. Şunu söyleyeceğim, ben şundan yana bir adam değilim. Yani efendim gençler bize de söylerlerdi ya, oturun, dert çalışın, istikbalinizi kazanın. Ondan sonra iş başına gelince canım düzeltirsiniz. Bu bir saçmalıktır. Hakikaten burjuva saçmalığıdır. Bir mıy mıy bir saçmalıktır. Benim inancım şudur. Bir insan 18 yaşında, 20 yaşında inandığı değerler uğrunda mücadele edemiyorsa, mücadeleyi göze alamıyorsa, okulu bitirse dahi, birincilikle bitirse dahi okuduğu okulu, 30'undan sonra sıradan bir oportunist, 40'ından sonra da köşe dönücü ve hırsız olur. Onun için gençlik idealizm çağıdır. Ama şunu anlamıyorum doğrusu. Anlamadığım şu. Acaba protesto etmek, muhalefet etmek, polisin kafasına sopayla vurmak, onu kışkırtmak şiddete, okula gelen misafire yumurta atmak, mezun olduğum siyasal bilgilerin öğrencilerine buradan sitem ediyorum. İçlerinden bir tanesini tanıyorum. Oğuzhan Kılıç'ı. O da Türkiye Günlüğü dergisine gelip giden bir delikanlı. Çok da severim. Ama onlara sitem ediyorum. Peki. Onlara çok Mustafa duyuyorum. Bey. Okula hakikaten çağrılmış bir insana bakın mühim bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Ama ne olur. Deniz Baykal'ın Van'da taşlanmasından tutun. Şehit cenazelerinde oraya cenazeye iştirak için gelmiş bakanlara yumruk atılmasına kadar. Okullara çağrılan Mustafa Bey, bir takım siyasi... Bunları da konuşalım. Ya bu akşam şöyle bir durum var. Bakın Mustafa Bey, bütün konuşmacılarımız sanki bir daha hiç konuşmayacaklar. Hani bir söz aldılar ve
Onu tamamlamak istiyorlar. Bu biraz da sizin terörünüzden oluyor. Hayır estağfurullah, ben hiç müdahale bile etmiyorum. Hiç kimseye müdahale etmek istemiyorum. Tabii ki. Bazen. Hayır. Devam edeceksiniz yani. Şimdi birinci bölümü bitirdiniz. O ikinci bölümle ilgili de fikirlerinizi alırız, döneriz size. Ama önce bir tartışalım şu söylediklerinizi. Cevap yani çeşitli cevap hakları doğduğunu söylüyor burada Atol Bey. Sönmez mi? Bey. Önce Sönmez Bey. Bana 100 misli cevap hakkı doğacak. Ama bana bir soru var. Siz söyleyin. Müsaade edersen ne olur kısa olsun. Şöyle. Yani... Şimdi ben tabii Mustafa Çalık Bey'i gerçekten ilgiyle dinliyorum. Yaş konusunda haklı olarak tabii benden epeyce genç. Ama buna rağmen tabii o da bir genç konusu, yaş konusuyla ilgili. Böyle biraz filozofluk ve mizah da gelmiş. O da güzel. Yani o da güzel bir şey. 27 Mayıs meselesine gelene kadar güzel güzel söyledi. Yani bunlar konuşulur, tartışılır. Güzel şeyler filan, öğütler de iyi. Ama öyle şeyler söyledi ki 27 Mayıs'la ilgili olarak. Tabii ki 27 Mayıs'la ilgilidir. Turan Emeksiz'in şehadeti de elbette ölmesi, öldürülmesi filan. Şimdi bir efendim toplu... kaza kurşunuyla ölmüştür Turan Emeksiz, şimdi biliyorsunuz. Keşke yani, ölmeseydi. Ama keşke. Demek ki polis rastgele. Yani şimdi bir toplumsal olay böyle değerlendirilmez ki. Yani 27 Mayıs için öyle şeyler söyledi ki tamamen duygusal, bunlar sözler. Yani şimdi bunu ayrıca tartışabiliriz. 27 Mayıs benim için son derece önemlidir. Gerçekten 1962 anayasası, 1962 mi 61 mi karıştırıyorum. 1961 anayasası. Çok özür dilerim Ataol Bey. Ama şu cümle çok özür dilerim. Peki buyurun. Siz bakın sizin için duygusal bir tarafı yok mu? Atatürk'ün hocası, Naci İldeniz Paşa'nın kızı, Perihan Hanım'ı, Kar Güryay denilen düşkünün saçlarından sürükleyerek kaltak diye hakaret etmesi sizin duygularınızı incitmiyor mu? Şöyle cevap vereyim. Mustafa Bey şöyle cevap vereyim size. Perihan Hanım'ın Naci Paşa'nın kızı olduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben başka bir şey söyleyeceğim. Aynı doğrultuda ama. Dünkü televizyon konuşmamda ben dedim ki Dolmabahçe'de o çocuklara yapılan zulüm, ben şiddetle karşı olmama rağmen türban ya da çarşaf hatta gösterisi yapan genç kızlara yapılsa öz evladıma yapılmış bir zulüm gibi aynı tepkiyi belki daha bile fazla gösterirdim ve polis devletini aynı şekilde suçlardım. 27 Mayıs'ın toplumsal analizini yapmak başka, 27 Mayıs sürecinde yapılan tabii ki haksızlıkları, zulümleri, idamlara da kesinlikle karşıyım. Elbette yani Yassıada'daki olay bir cinayettir. Bir başbakanın asılması, idam bana göre bir cinayettir. Asla onaylayamam. Asla doğru bulmam. Sorunuza zannediyorum ki cevap verdim. Ama 27 Mayıs'ı bir toplumsal olay, bir toplumsal birikimin sonucu olarak görmek gerekir ve ondan sonra da zaten bir 28 Şubat'ta buna benzer bir şeyler oldu. İşte o da 9 yıllık eğitim falan meselelerini sağladı. Kesintisiz eğitimi o kadar. Artık bu işte öyle zannediyorum ki bitmiştir. Yani zaten bu saatten sonra Türkiye'de yani ordudan bir şey beklemek bilmem ne filan, öğrenci hareketleri, bunlar tamamen yanlış şeylerdir. Gençlik hareketini, o hareketin kendi, genç arkadaşım çok güzel bir şey söyledi konuşmasında, bence oradan sürdürmek lazımdı. Gençlerin bu hareketi, ne dedin sen, potansiyel mi tehlike mi diye güzel bir şey söyledin. Yani nasıl görüyorsun, ben onu merak ediyorum. Bana göre bu bir potansiyeldir, bu bir tehlike değildir ve dilerim ki bütün gençliğe bu potansiyel, bu ülke sorunlarına sahip çıkma potansiyeli, evet, polis devletine karşı çıkış. Şu şeyi tamamlayalım. Evet. Anladım. Yani, peki, Sönmez Bey. Efendim, önce bir tespit yapmak gerekir. Gerek 68 gençlik olaylarını ve de hareketlerini, gerekse içinde yaşadığımız bugünkü hareketleri potansiyel bir darbe hazırlama olarak görmek bir panoramadır bana göre. Eğer bu gençler özellikle 68 gençliği darbeye zemin hazırlasaydı, 12 Mart darbesini yapanlar denizleri asmazdı. Kimi arkadaşlarımızı dağ başlarında, kimi arkadaşlarımız sokak ortalarında savunmasız bir şekilde öldürmezler. Paranoya değil sadece. Kullanıyorlar. Yani polis devleti için bir bahanedir bahane. Bu. Paranoyanın ötesinde bir şey. Ötesinde bir şey. Şimdi bu bir defa bu şeyi kafamızdan atalım. Ama şöyle deniyor. Bir dakika. Yani deniz gezmişleri İdama götüren süreç 12 Mart'tır değil mi? Evet. 12 Mart'tan önce bir junta hareketi vardı. Cuntası. Var. Onların bilgisi yok ki 68 gençlik hareketinin. Junta hareketinin sorumluları ve mahkemelerine çıkanları belli.
Ama bizim arkadaşlarımızın çoğu öldürüldü Hasan diyorum. Cemali Kafa Kortası'nda, dağ başlarında. Şimdi kimi dediniz? Yine kimi bakın, pardon, kimi dediniz? Hasan Cemal dedi. Hasan Cemali. Hasan Cemali. Ya yine yön hareketi okuyun. Kimlerle ilinti Allah aşkına? Şimdi yine 12 Eylül'ü duyuyor musunuz? Efendim? Yön duydunuz mu ne dediklerini? He? Yön hareketi kimlerle ilgili? Yön hareketi 68'le ilgili değil. O ayrı bir şeyin inisiyatifinde gelişen. Peki Hasan Cemal'in yazdıkları Doğan Avcıoğlu ve o grubun şeyinde geçiren bir cunta hareketi var. Hasan Cemal'in yazdıkları da mı 68'le alakalı değil? Hepsi Hasan Cemal'in şeyin çıkarttığı Allah Allah. Derginin yazı işleri müdürü Doğan Avcıoğlu'nun. Hepsi 68'liydi evet. Diyor Hasan. Ya, hayır hepsi 68 gençlik hareketiyle örtüştürmek. Hasan Cemal benim askerlik arkadaşım. Şimdi Hasan Cemal hayatı boyunca ne 68'li olmuştur hiçbir ne zaman. De solcu olmuştur. Yani burada bunu konuşabiliriz. Tabii. Alakası yok. Alakası yok. Şimdi ben lütfen bitireyim konuşmamı. İkincisi 12 Eylül. Çok, çok özür dilerim. Şunu anlamamız lazım. Siz diyorsunuz ki 60, ben 68'ler Vakfı Başkanı olarak 68 öğrenci hareketleriyle Yön dergisini, Hasan Cemal'in yazdıklarını, şunu bunu her şeyi ayırıyorum. Bizimki ayrı bir şey. Ayırıyorum tabii bu gençlik denilmesi tamam. Bunun altını bir çizelim. Doğan Avcıoğlu grubu ve diğer o cuntacıların şeyi ayrı bir şey. Bunların 68'in içerisinden olarak bir kol yön dergisi teorik olarak şeyleri yani teorik babaları Doğan Avcıoğlu yani bunu niye inkar ediyor? Doğan Avcıoğlu'yla falan bir şey diyemez. Bakın 68 kuşağı 68 kuşağı Marksist. Neden 68 kuşağı? Bir defa Doğan dünyada da yani izin verir şey misiniz? İzin verir misin? Müdahale etme. Ben kimsenin konuşmasına müdahale etmiyorum. Tamam 45 dakikası konuşuruz. Ben 2 dakika konuşurum zaten. Sana söz verdiği zaman konuşurum. Yani. Bir dakika ben bir şey diyeyim. Şimdi bakın arkadaşlar 68 hareketini yürüten genç arkadaşlarımız %80'i Türkiye İşçi Partisi üyesiydi. Evet. Türkiye İşçi Partisi'nde Mahir Çayan'da, Deniz Gezmiş'te, Ulaş Bardakçı'da hepsi yani sayayım burada isimlerini. Bu arkadaşlar bir başka teorik şeyler etkilenerek ayrı bir çizgi çizdiler, haklı bir çizgi çizdiler. Bu ve sol bir eksen üzerinde gitti. Türkiye'dekinin dünyadaki 68'den farklı yanı Türkiye'de tam bir sol çizgiye oturmuş olmasıdır. Hedefleri tam bağımsız, gerçekten demokratik Türkiye'ydi. Bundan daha safiyane, bundan daha güzel bir talep olabilir mi? Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye şeyiyle gittiler. Onların bir darbe yapmak gibi bir niyetleri yoktu. Ve ayrıca niye kovuldu işçi partisinden? Kovulmadılar, kendileri ayrıldılar. Ya bilir bilmez konuşmayın, kendileri ayrıldılar, istifadeyi ayrıldılar. Şimdi ben sözlerimi bitireyim lütfen. Ben size müdahale etmiyorum, siz de lütfen sabırla beni dinleyin. Şimdi efendim. Ama bu soruya cevap vermeniz gerekmez. Ya bakın şimdi bunu darbeyle özdeşleştirmek. Ya Aybar'ın kendine yer bulamadığı parti bu işi partisi. Kimi görüşçülerin, kimi hükümet yanlıların, gençlik hareketinin hepsini darbeyle özdeşleştirmek, Silivri yolunu göstermektir. Ergon Okan'la bağlayıp kendine muhalefeten herkesi Silivri'ye hapsetmektir. İşte bu aslında buradaki amaç bu, amaç bu. Ha amaç bu. Buradaki faşizmi, faşist tutumu sorgulamıyorsunuz. Geliyorsunuz bir gençlik bir şey bir hakkı talep ortaya mı çıktı? Bir gösteri mi yaptı, yürüyüş mü yaptı? Hemen götürüyorsunuz darbeye buladınız mı? Bitti, işi bitti. Ergan Okuncu oldu. Faşist şimdi, diyen Süheyl Batu. Bana sapma samanı karıştırmayalım biri. Birincisi bu. Bak ikincisi, Hasan Celal Güzel diyor ki faşist diyen Süheyl Batu'mdur diyor. Faşist demedi. Ya, faşist demedi. Şöyle dedi bak müsaade ederseniz ben Hasan Celal Bey'e de bunu söyleyeyim. Faşizan dedi. Faşizan dedi ve de ya şimdi bak birine faşist demekle faşizan demek şudur. Faşist dediğin zaman onu faşist niteliyorsun. Faşizan dediğin zaman sana yakışmayan bir şey yapıyorsun demektir. Bakın bu faşizan bir davranıştır. Onun altındaki anlam size yakışmıyordur. Hasan Celal Bey siz bunu anlamalısınız. Şimdi bir önemli nokta da yani çok önemli gerçi Sayın Ataol Behramoğlu değindiler. Marksizm ölmez. Marksizm eşittir Sovyetler Birliği değildir. Marksizm sınıflı toplumlarda işçi sınıfının ideolojisidir. Bu ideoloji bu sınıf olduğu sürede yeryüzünde bu gezegende Marksizm de olacaktır. Eleştirilerin yanları olabilir. Uygulamadan doğan yanlışları olabilir. O ayrı bir şey. Ama getirip de Türkiye'de biz tipik bir Sovyet düşmanlığı vardır. Aslında bu gizli bir Atatürk düşmanlığıdır. Neden? Çünkü Sovyetler Birliği Mustafa Kemal'e Kurtuluş Savaşı yıllarında akçal olarak, siyasal olarak ve ya Burjuva Kemal diyen kimdi? Tek katkıyı koymuştur. Mustafa Kemal'e. Bunu bu şekilde göstermek yani Sovyetler'e Burjuva Kemal diyen başka kim? Bir düşmanlığı getirmek örtülü olarak Kurtuluş Savaşı düşmanlığı yapmak. Bir dakika. Bunun altını çizelim. Sönmez Bey bakın diyorlar ki bir dakika ama bu böyle olmuyor. Şimdi biz burada panel yapmıyoruz yani tartışacağız. Tabii, şimdi, Hasan Celal Bey diyor ki Mustafa Kemal'e Burjuva Kemal diyen kimdi? Mustafa Çalık ne dedi?
Mustafa Kemal sosyalist değildi ki. Öyle bir iddiası da yoktu. Hayır. Mustafa Kemal dedi ki gardırop devrimcisi diyen kimdi? Vallahi Mustafa Kemal'e. İşi sulandırmayalım. Ben izin verirseniz konuşmamı tamamlayayım. Bunları anlamlı bulmuyor musunuz? Efendim? Allah. Bu itirazları anlamlı bulmuyor musunuz? Bulmuyorum, hayır. Çünkü yanlış yapılıyor. Çünkü Mustafa Kemal'in programında sosyalizm yoktu. Bir şey adamın önüne koyduğu bir burjuva devrimi. Çok küçük bir şey söyleyebilir miyim? Diğer devrimlerden de farklı. Bu arkadaşımız biraz rahatlasın. Çok küçük bir şey söyleyebilir. Bir dakika. Bir Mustafa Çalık bir şey söylesin. Kendilerini sabırla dinliyoruz. Bakın çok küçük bir şey söyleyeceğim. Siz de girin lütfen ama yani. Sönmez Bey, bunu siz de seveceksiniz yahu. Siz de seveceksiniz. Çok yerde anlatacaksınız. Peki Mustafa. Bizim sülalede bir rahmetli Hafız Emi vardı. Eşeği götürdüğü vakit Hafız Emi, mıcık Hafız Emi pazarda satmaya, eşeğin bir yerinde yara varsa oraya Hafız Emi elini kapatır, öyle pazarlık edermiş. Hayvan fiyattan düşmesin gelmedi diye. Şimdi 68 hareketinin yaralarına elini kapatıyor bu arkadaş. Ya Hafız Emi gibi bu teori yapmaya çalışıyor. Teori yapmaya çalışıyoruz. Biz bilimsel olarak bir takım gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama kapatıyor. Sen bilimden nasibini almamışsan kabahat benim mi? Bakın. Böyle bu saldırgan dille bir yere varamaz. Bakın, size cuk oturan bir hikaye anlattım. 68 eşeğin yara yerine kavrayacaksan dünyayı da kavramak zorundayız. Yani 68'lilik Türkiye'ye özgü bir gençlik devrilmesi değil. Bütün gezegende yaşanan bir devrilmedir. Yani bugün bakın Fransa'da başlayan, öğrenci olaylarla başlayan şey Solt-Janak'ta da oldu. Çekoslovakya'da Dubček darbesi oldu. Bu da 68. Polonya'da karşı işçi hareketleri başladı. Yani Avrupa ve dünyadaki 68 olayları Türkiye'nin dışında daha çok statikoya karşıydı. Ama Türkiye'de sol ve eksende yürüyordu. Marksizmden esinlenmiştir, doğrudur, yurtseverdir. Peki şiddete başvurdu mu? Şiddete başvurmadı. 68'de gençlere Allah saldırmaya Allah başlayınca, özellikle sola saldırı ki bu Türkiye İşçi Partisi'ne saldırıyla başladı bu karşı cepheden. Onlar da kendini savunma işgüdüleriyle bu hareketi başka bir boyut vermek durumunda kaldılar. Kimdi saldıranlar? Valla saldıranlar işte sağ kesimler, bu arkadaşlarımızla da konuşup duruyor ya, belki de odur biri de. Onun siyasi görüşleridir. Şimdi, o konuşup Türkiye'de İşçi Partisi'nin kurulmasına bile Dursun Önkuzur'un ciğerlerini patlattınız 68'de. Dursun Önkuzur'un ciğerlerini kim patlattı bisiklet pompasıyla? Süleyman Özmen'i kim vurdu? Ruhi Kırışkıran'ı kim vurdu? İmamoğlu'nu kim vurdu? Cebinde 35 kuruşla bir işçi çocuğunu kim vurdu bunları? Vallahi saldırıyı başlatan polisi bırakmadınız ki. Bakın İstanbul işte, Edebiyat'ta açın, açın o dönemin tarihsel şeylerine saat, bakın. 6 saat içeride sol savunmayla başladı. Yusuf İmamoğlu kan kaybı. Sol savunmayla başladı. Otopside ve Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay benim tosunlarıma bilmem ne demezsin, ettiremez, cinayet işledi dedirtemezsiniz diye o dönemin Cumhurbaşkanı bile bu sağ ya, şeylere siz, kol kanat geldi. Demir abi, uykusuz kanan ben de. Somut örnekler vermek yanlış istiyorum. Konuşan niye siz? Onu Demirel söyledi. Ahmet Bey. Hiçbir şey anlamıyorum. Ahmet Bey ben yemin ederim dün sabahtan beri uyumadım. Ama herhalde bu arkadaş bir haftadır uyumuyor. Demirel'i Sunay'la karıştırdı. Marksizmi bilimle, paranoyayı panorayayla karıştırdı. Yani ya, çok rica ediyorum. Valla demagojiyi bırakalım şimdi. Evet. Ben lütfen dinleyin. Böyle demagojik şeyle, söylemle bu 68'i de anlatamayız. Vallahi bugünkü durumu da anlatamayız. Öyle mi? Anlattık. Demagoji. Ato Bey bir şey söyleyecek. Mustafa Bey, bir dakika müsaade eder misiniz? Hepsini söyledik esasında da. Sonmez söyledik yani, söylenmesi gerekenler söylendi de. Şimdi bakınız birkaç soru var Mustafa, Sayın Mustafa Çalık. Biraz yardım edin Ato Bey, Sönmez Bey. Duman edecek burayı. Yani biraz yardım edin. Hani o soysun siz. Bizim aramızı açarsınız. Ya Mustafa Bey, çıkaramıyorum. Siz konuşuyorsunuz. Sizin dinleme sabrınız da yok herhalde. Ya şimdi, siz sade soyun, bırakın tulumu Ataol Bey çıkarır. Allah'a emanet olun. Ataol Bey lütfen oraya vaziyet edin lütfen. Yani dayanıştığınızı söylüyor Mustafa Çalık. Hayır ama böyle devam edersek kavga edeceğiz. Dayanışmasında bundan doğan ne var? Yani 68 kuşağının temsilcisiyiz. Bundan doğan ne olabilir de? Sizin Mustafa Çalık'ın sorularına cevap veremediğinizi Ataol Bey'in yardımcı olduğunu söylüyor. Aa, öyle mi diyor? Ben hiç de değil. Hiç de olsun, temenni de bulmuyorum efendim. Daha iyi duymuyorum. İki şey söyleyeceğim. Yani Mustafa Çalık Bey'in yani söylediklerinden bir dakika. Söylediklerinde iki şey vardı. Yani onları yani özetle söylemek istiyorum. Türkiye'de adıyla söyleyelim, komünist hareket başlangıcında yurtsever bir hareket. Bir saniye Mustafa.
başlangıcında yurtsever hareket olarak doğmuştur. Mustafa Supi'yi herhalde tanıyorsunuz. Yani Mustafa Supi'nin eserlerini herhalde abi biliyorsunuz. Abi Galiyev'in özel kalem müdürü tanımam mı? Efendim? Nişanlısıyla geldi Trabzon'a. Galiyev'in özel kalem müdürü. Ethem Necat'la geldi. Şimdi Mustafa Supi... Yahya Kaptan tarafından deniz atıldı. Özetle yani şöyle. Öyle o kadar basit değil tabii. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra... Ama Mustafa Bey hakikaten dinlemiyor ya. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Paris'te Sorbonne'da doktorasını yaptı. Geldi, yeni anayasa partisini kurdu ve iddiatçılara karşı mücadele örgütledi Mustafa Supi. Yeni bir anayasa için iddiatçılara karşı örgütledi, bir hareket örgütledi, bir parti kurdu. Yeni anayasa hareketiydi ve İfham diye bir gazete çıkardı. İfham, hatırlatma, uyarı filan gibi. Birinci Dünya Savaşı'na en şiddetle karşı çıkan kişidir. Vazifeyi Temdin diye bir broşürü var. Niye anlatıyorsun? Vazifeyi, şunun için anlatıyorum. Yani komünistler, işte büyük, sosyalistler, büyük Mustafa Kemal'e gardırop falan meselesini söylüyorum. Ve Mustafa Supi, iddiatçılar Sinop sürgünlerinden biridir. Ahmet Bedevi Kur'an'ın hatıralarını okursanız orada da göreceksiniz ya da okumuşsunuzdur. Ve Türkiye'ye yakın olmak için bütün arkadaşları sürgünden kaçan Fransa'ya falan filan yerlere gittiler. O Fransa'da doktora yapmış bir adam Batum'a çıktı. Türkiye'ye yakın, hep Türkiye'ye yakın. Evet. Ve Kurtuluş Savaşı'na Sovyet Rusya'nın şu ya da bu, bunlar hep tartışılır ama somut şudur. Para gönderdi Sovyet Rusya, destekledi. Mustafa Supi ve Türkiye Komünist Partisi onun kurduğu Bakü'de. Kimi öldürdü Mustafa Supi'yi? Yahya Kahya öldürdü. Ali Şükrü Bey, Trabzon mebusu. Bu olayı ortaya çıkardı. Topal Osman öldürdü. Topal Osman'ın evet, sonra akıbetini biliyor. Başka bir şey. Yani bu, hayır, başka çünkü bir, burada abi söyledim. Taraftan bu geleneği sahipleneyim. Ama topal değil. Yok, topal değil. Yanlış ben anlamadım. Topal Osman değil. Sentez, Kemalist, şey sosyalist, bilimsel Marksizm. Ne biçim bir sentez? Topal Osman, Mezir Köprü, Giresun, Ünye taraflarında. Senin ne anlamadığını da ben anlayamadım. Yani Mustafa Supi'nin örgütlediği Türkiye Komünist Hareketi Türkiye Kurtuluş Savaşı'na destek verdi. Destek vermişti. Evet. Destek vermek için geldi. Gardırop Atatürkçüsü diye kimi kastediyor? Kim dediğiniz? Gardırop devrimcisi diyor. Gardırop. Yani bunlar başka şeyler. Öyle denir, böyle denir. Mesela Rasih Nuri İleri'nin Atatürk ve Komünizm adlı kitabına bakınca bunu görürsünüz. Yani bütün bu bilgileri böyle tabii yüzeysel olarak konuşmak da olmaz. Şimdi öteki meseleye gelince o zaman ben de şimdi şimdi Sönmez'in söylediğini destekliyorum. Mustafa Bey bunu nasıl değerlendirirse değerlendirsin. Somut bir örnekle 1965'ti. Bir saniye müsaade eder misin Mustafa kardeşim? 1965'tir zannediyorum Dönüşüm dergisinin çıkışının tarihi. Biz onu bulvarda, Kızılay bulvarında emperyalizme karşı dönüşüm, faşizme karşı dönüşüm diye böyle bir gençlik heyecanıyla falan dergimizi, dergilerde ortada, dergide de bugün de okunsa belki çocuksu bile gelebilir insanlara. Evet. Değil mi? Evet. Dönüşümde birden saldırıya uğradık işte. İlk saldırıdır. Yani ilk saldırıdır. Kimin saldırısı? CKMP'lilerdi. CKMP'lilerdi. Sonra MHP'ye dönüşen CKMP'dir. Mustafa Çalık bunu çok iyi bilmesi lazım. Yani tabii bilmez bizim, mi? Ülkü ocakları, ülkücüler. Bizim ama Atoğlu Bey kim bilir ne yaptınız? Siz kaç kere saldırdınız onlardan? Bak, hayır. Kim bilir, kim bilir ne yaptınız? Evet, samimiyetle söylüyorum. Her şey misilleme ortada. Misilleme yapmışlar. Hayır asla değil. Belgeler ortada. Asla değil. Çok samimiyetle belgeler ortada. Şaşırdık hatta. Yani şaşırdık. Misilleme yapmama ihtimalleri yok mu Mustafa Çalık? Hayır şaşırdık. misilleme değil. Şaşırdık. Doğrudur. Yani bazen tabii yani ama, aksiyon da olabilir ama ekseriyen misillemedir. Ve gözaltına alınanlar biz olduk. Gözaltına alınanlar biz olduk. Tamam. Gerçekten polis baskısı ya da job mob değil ama gözaltına alındık ve bizi mahkemeye şöyle şu nedenle çıkardılar. İşte asayişi bozmak, ortalığı gibi falan basit bir şeylerle. Yani hani vardır ya öyle bir şey. Yani bir şey evet. Bağırarak satarsın. Yani İkinci defa çıktığımızda biz de pankart sopalarıyla falan geldik açıkçası. O misillemedi kendimizi savunmak için. Aklımızın ucundan dahi bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Biz anti-emperyalist sloganlarla bir dergi bulvarda işte satıyoruz böyle bir gençlik heyecanı içinde falan saldırıya uğrayacağımız aklımızın ucundan geçmezdi. Olay budur. Ondan sonra gerçekten yani ben kendi yaşamımdan bir örnekle bunu söylüyorum. Zincirleme birbirine yedi tipliği boğarak kim öldürdü? Ya da sayısız cinayet. Nerede başladı yani, açıkça ortada. O yüzden bunun sonu gelmez. O 68'de mi oldu? Atol Bey 68'de mi oldu bu 7 tipli vakası? Yok o sonra oldu. Hayır, o sonra hayır. Şimdi biz başlarsak diyorum öyleydi. Ama öyleydi şimdi falan. Bir dala basıp 40 dala sallamayın lütfen. Hayır öyle değil. Yani tamam.
Başlarsak yani kim konuşacak kimi? Mıyız ama, yoksa konu mankeni olarak ben seyirci tribüne geçeyim lütfen. Ne diyeceksiniz? Abi şu bu şeyleri yani bu konu bayağı dağıldı da bu yok efendim polis devleti bilmem ne. Ya bu kadar askeri darbelerin yapıldığı bir yerde, bu kadar belgelerin çıktığı bir yerde işte bütün muhalifler Silivri'ye toplanıyor. Orada toplananlar güvercin sevenler kulübü üyesi değil, insanlar değiller yani. Bu kadar yargılamalar sürüyor, şeyler sürüyor. Çok ciddi iddialar var, çok ciddi deliller var. Bunlar bir şeye dönersek, 68'e dönersek o 68'in dönekleri denilen isimler, hani buradan şey yapmayayım da Atol Bey isim vermedi ama kimler olduğunu ben biliyorum. Biliyorsun biliyoruz. Dönekleri tanıyorsun yani. Hayır isimleri biliyoruz evet. Ve bunlar isim Türkiye'de hayır söyledi ama kimler olduğunu sonuçta az çok biliyoruz. O bahsettiği dönekleri isimler Türkiye'de 28 Şubat'a karşı da durdular. 27 Nisan muhtırasına karşı da durdular ve Türkiye'de bugün demokrat bir muhalefet, demokrat bir şey gelişiyorsa bu o isimlerden kaynaklıdır. Hiçbiri darbe şakşakçılığı yapmadı. 27 Mayıs'tan bir taraftan yasa da bir cinayet mahkemesidir bayağı. Diyoruz. Bir şeyler işte Atol Bey söylüyor diye ama bir toplumsal Erkan tepki. Erkan Bey, 28 Şubat darbesine karşı durmadılar. Karşı durmadılar. Durmadılar. Cengiz Şandar. Yani birkaçı hariç. Örnek Hasan Cemal. Hangisi söyleyeyim mi? Hasan Cemal tamam. Hasan Cemal'in 28 Şubat sürecindeki yazılarına bir daha bir bakın Mustafa Çalık. Cengiz Çandar andıçlanan. Hayır o destekledi 28 Şubat'ı. Ahmet Hakan. Evet. Ne şekilde evet. Ne şekilde andıçlanan. Rica ederim Ahmet Hakan. Evet, hafıza yarışına mı giriyoruz? Sonraki süreçte. O destekledi 28 Şubat'ı. Tabii. Sonraki süreçte de 27 Nisan muhtırasında da bu isimler karşı çıktı. Hiçbiri darbe şakşakçılığı yapmadı. 27 Nisan'da doğru. Şeye gelirsek 68 hareketi eğer ki 27 Mayıs'tan sonuçta darbe o ortamda gelişti. Darbe şakşakçılığı kim yaptı delikanlı? Yani o tarih sözünü ettiğin tarihte kim darbe şakşakçılığı yaptı? Çok isim yaptı. 27 Nisan'da da yaptı yani. Dönüklerden ondan da isim verdi. Şey yaptı diye ben söyledim. Hayır siz isim vermedin. Şey verdiniz ama. Hayır efendim yani söyleyin şey. Isim verdiniz. Hayır efendim yaptılar. Darbe şakşakçılığı yaptılar. Hala 27 Mayıs savunusu yapıyorsunuz toplumsal tepki. 27 Mayıs savunuculuğu hala yapıyorsunuz. 28 Şubat savunuculuğu yapıyorsunuz. Yok efendim işte şey oldu. Eğitim bilmem 9 yıla çıkardı. Kötü mü oldu? Kötü mü oldu? Kötü mü falan filan. Kötü mü oldu? 28 Şubat'a karşı çıkmadan bunu söylemeyin. Lütfen kötü mü oldu? Onca insan meslek lisesi kurbanı oldu. Başörtüler süründü. Hani başörtüler polis copuyla dövüldüğü zaman karşı duracaktınız? 28 Şubat'ta karşı durdunuz mu efendim? Şimdi buradan dönün. Başka bir şey değil. Konuştuğumuz başka değil. Siz az önce dediniz ki Dolmabahçe'de o gün başörtüler olsaydı ben buna karşı durdum. Aynen tekrar ediyorum. 13 yıl evvel başörtülere neler yapıldı? Orada da bir tane kadın bebeğini düşürdü ya. Başörtülü bir kadın. Binlercesi okullarından atıldı. İkna odalarında zorla başları açılmaya çalışıldı. Yapmayın etmeyin bunu herkes biliyor yani. Ya siz neyi savunuyorsunuz ben onu anlıyorum. Ya ben biliyorum. Allah'ım yarabbim ya şimdi anlatıyorum burada. Niye böyle bir daha hemen neyi savunuyorsunuz? Sakin olun ben anlatayım. Ya siz örtülü olarak şimdiki bu hükümetin uygulamalarına onay veriyorsunuz. Ya öyle bir şey söylemedim. Örtülü olarak onay veriyorsunuz. Karşı çıkınca öyle geliyor. Böyle bir üslup değil. Ben polis şiddeti deyince iyi çocuk oluyorum. Bunu deyince hemen örtülü bilmem şey yapıyorsunuz falan. Bu böyle değil. Olaylara yarattığı sonuçlarla bakın. Bir saniye. Hayır, ilk önce karşı çıkacaksınız ahlaki olarak. Ben dinlemiyorum. Ben bir sözünü kurdum. Ben konuşuyorum. Dünyanın en iyi 61 anayasasını yapmıştır. Onu ve tutanla gelen bütün siyasal milli güvenlik kurulunu getirerek bu elbise bize bol geliyor diye her taraftan kırpmıştır. Bürokratik vesayeti kurumsallaştırmıştır 61 anayasası. Bürokratik vesayeti kurumsallaştırmıştır. Hazmedemeyenler darbe yapmıştır. Dünyanın en iyi... Her defası her darbede anayasa. Dünyanın en iyi anayasa metni olsa da... Çok acımasız toplum, cinayetler üzerine, toplum, kan üzerine kuruluyor. Toplum mesela. Yapmadığı zaman, halk yapmadığı devrim zaman... Devrim yapıyorsun, pasta yapmıyorsun. Ne devrim Ahmet Hakan Bey, ben de buradayım. Hasan Celal Güzel, evet buyurun. Darbeler başkadır, devrimler İşte 28 Şubat'a... Böyle bir devlet... 28 Şubat... Lütfen ya. Öyle bir şey... Öyle diyorsun, ne devrim ya? 27 Mayıs devrim olabilir mi ya? Bir dakika 20. Çokça bir darbedir. Buyurun. Tartışmasız 28 Şubat'a karşı çıkan isimlerin en başında gelir. Hasan Celal Güzel. Alçakça lafını kaldır. Alçakça bir darbedir. Hayır saygısızlık değil. Başbakanı idam etmiş ya. Böyle bir şey olabilir peki, mi ya? Peki genç arkadaş. Adnan Menderes'in tahkikat komisyonu kurması nasıl bir iştir mecliste? O nedir? Tahkikat komisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin orduyla beraber darbe iddiaları var orada ki zaten bir ay sonra darbe oluyor. Buna yönelik kurulmuş bir şey. Allah Allah. Bakın kurması Demokrat Parti'nin 57'den sonra otoriterleşmesini ben de söylüyorum. Bu bir şey değil ama bunun... O nedir o? Alçakça mı değil mi? Hangisi? Demokrat ya bakın bir siyasi parti otoriterleşebilir. Asker buna müdahale edemez. Mi?
Bunu halk sandıkta bunun cevabını verir mesela efendim. Asker mesela ordu cevap yok, veremez. Peki Hasan Celal Güzel. Bu paşayı eli sopalılar o dönem şey yaptılar ya, sürüklediler yerlerde, rütbelerini sürüklediler. Emekli maaşını dahi alamadı. Bizim kuşağın mensupları genç arkadaşı fazla demokrat buldular galiba. Onun tenkitlerini pek fazla benimseyemediler. Ama ben hemen şunu söyleyeyim. 27 Mayıs'ta 12 Mart'ta 12 arkadaş Eylül'de, yani sivil faşizme karşı Şubat'ta, değil, öyle anlaşılıyor. Olabilir diyor. Sivil faşizm olur mu? Sivil faşizm İtalya'ya, faşist İtalya selam diye şeydi yani, 1930'lardaki faşizm. Sivil faşizm olursa o militarist hale gelir zaten. Faşizm tartışacaksak onu Recep Peker'leri tartışalım. Sosyalist geçirenler yani, diğer ülkelerden farklı olarak hem militaristtirler hem de belirli idolleri vardır. Onlardan hiçbir zaman kendilerini kurtaramamışlardır. Bir de bak, hiçbir zaman hiç sosyalist, militarist olmaz. Darbeci olmaz. Şimdiye kadar hep tersi olmuştur. 27 Mayıs'tan yana olmuşlardır. Biraz evvel gene Turan emeksiz meselesini ortaya getirmek istemiyorum ama Mustafa Çalık da onu söyledi. 27 Mayıs'tan önceki iktidar yanlış şeyler yapmış olabilir. Fakat hiçbir zaman ona karşı yapılan bu cunt hareketini, darbe hareketini haklı bulmak mümkün değildir. Ve bu cunt hareketinde de ne yazık ki 27 Mayıs öncesinde gençler açıkçası kullanılmışlardır. Yani demokratik niyetlerle de sokağa dökülenler kullanılmışlardır. Daha sonra da 1971'de de bu olmuştur. 12 Eylül'den önce de olmuştur. 12 Eylül'den önce gençlik eylemleri bahane edilerek bu kullanılmıştır. Aynı şekilde 28 Şubat'ta da buna benzer şeyler görüyoruz. Hasan Celal Bey. Onun için şu anda da bu durum vardır. Peki. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Bir cümle ne olur? Türkiye'de gençlik hareketleri eğer belirli bir demokratik çizgide yapılırsa, ki bunun da örneği Erkan Bey burada diye söylemiyorum, her zaman takdir ettim. Mesela bu demokrasiden yana olan gençlerde olduğu gibi. Genç sivillerde olduğu gibi. Onlar öyle domates bilmem ne falan da atmadan, şiddete de girmeden söylemek istediklerini çok rahatlıkla söyleyebiliyorlar. 27 Mayıs'ı alçakça diyerek demokratik bir hareket yürümez. Ben bu arkadaşların Mustafa Kemal'i ve Kurtuluş Savaşı'nı ne zaman eleştireceklerini bekliyorum. Ne zaman yargılayacaklarını bekliyorum. Alçakça bir darbe yaptı. Başbakanı idam etmişler. Mustafa Kemal hareketi nasıl? Yani, hayır, ben size sorun. Bütün sorulara cevap vermek zorunda değilim. Tabii ki cevap vermemekle kalırsın. Peki, çok teşekkürler. Ben de sorudan başka sorular. Böyle şey olabilir mi? Çok teşekkürler. Bilim diye bakmıyor. Çok açıkçası teşekkür ediyorum. Doktrindir, ideolojidir. Hasan Celal Bey, sizin sözünüzü kesmek istemiyorum ama gerçekten süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın akşam yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.